Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Bir cuma akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, hem ekonominin hem dış politikanın gelip de çakıştığı yerde herkesin merak ettiği, Türkiye'nin finansal anlamda da, tanıtım anlamında da, dış politika anlamında da herkesin en çok merak ettiği konu aslında bakarsanız turizm. Biz de bugün Türkiye turizmini, turizmde olup bitenleri turizmin patronuyla konuşacağız. Kim o? Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyiz. Ayasofya ile başlayalım mı? Bugün çok sıcak bir Ayasofya ile ilgili bir haber var. Ayasofya'da bir takım yeni bir düzenlemeler başladı. İbadet için ve ziyaret için bundan sonra ayrı güzergahlar ve ayrı bir giriş sistemi planlandı. Ama Ayasofya'da dünden beri konuştuğumuz şey, Ayasofya'nın girişine dair bir fotoğraf paylaşıldı sosyal medyada. Ve o fotoğraf biraz garip bir fotoğraf. Çünkü baktığınız zaman bu kadar büyük bir tarihi eserin kapısını böyle AVM girişi gibi, böyle kepenk gibi bir tuhaf bir giriş var orada. O nedir? Şimdi aslında ben soruyu soracağınızı bildiğim için onunla ilgili bir detaylı fotoğrafı da getirdim. Şimdi biliyorsunuz Ayasofya dünya kültür varlığı. Yani sadece Türkiye'nin kültür varlığı değil, korunması gereken dünya kültür varlığı. Ve biz geçen seneden itibaren çok geniş kapsamlı bir restorasyon çalışması başlattık Ayasofya genelinde. Ve şöyle söyleyeyim, Mimar Sinan ve Fossetti döneminden sonraki en geniş kapsamlı restorasyon çalışmasını bakanlığımız başlattı. Bu bağlamda bir bilim kurulu oluşturuldu ve çok saygın hocalardan oluşan bir bilim kurulu oluşturduk. Hatta isimlerini de vereyim. İşte Mimar Profesör Doktor Zeynep Ahunbay, Profesör Doktor Can Binan, yine Mimar Profesör Doktor Hasan Fırat Diker, Mimar İhsan Sarı, İnşaat Mühendisi Profesör Doktor Mustafa Erdik, İnşaat Mühendisi Doktor Mehmet Selim Ökten, Sanat Tarihçisi Profesör Doktor Aslı Bilban Yalçın, Mimar Profesör Doktor Subfi Saatçi ve Malzeme Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Güleç. Önce bir bilim kurulu oluşturduk. Nasıl yapılıyor bu restorasyon çalışması? Bilim kurulunun eşliğinde önce orada lazerle 3 boyutlu haritası çıkarıldı. Yani ilk kez Ayasofya gibi bir dünya varlığı, kültür varlığının 3 boyutlu bir haritasına sahip olduk. O uzun süren bir çalışmaydı. Daha sonrasında projeler hazırlandı. Ve 2 tane esas konumuz var. 1 restorasyon, 2 olası İstanbul depremine Ayasofya'yı hazır hale getirmek. İkisi de bizim için çok çok önemli. Bu kapsamda da bilim kurulu önceliklendirdiği konular var. Ve bu konularda sırasıyla restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyon yaparken de en önemli ilkemiz, bakın bu dünya kültür varlıklarında 3-4 tane ilkeniz oluyor. Bir tanesi, bir dünya kültür varlığı olduğu için yapının en iyi şekilde korunması. İkincisi, burası ibadethane olduğu için İbadetin rahat, konforlu şekilde devam etmesi. Üçüncüsü, tabii dünya kültür varlığı olduğu için ziyarete de açık olması. Yani ibadet amaçlı gelmeyen ziyaretçilere de buranın açık tutulması lazım. Yani bu restorasyon çalışmaları yapılırken hem ibadet hem ziyaret açık olacak şekilde bu çalışmalar devam ediyor. Peki önceliklendirme nasıl yapıldı? Bir anda her noktasında değil, bir önceliklendirme yapıldı. Aciliyet arz eden deprem karşısında noktaları tespit edildi ve bilim kurulunun önerileriyle projeler kapsamında yapıldı. İlk yaptığımız, başladığımız yerde 2. Ahmet Çeşmesi'nin karşısında 2. Beyazıt minaresi dediğimiz kısımdan başladık. Niye buradan başladık? Depreme karşı en zayıf minarelerden biri olduğu tespit edildi. Bunda nasıl yapıyorsunuz? Lazer taramalar ve jeotermal taramalar yapıyorsunuz. Yerinde tespitler yapıyor bilim kurulu. Öncelikli bu. İkincisi, minare devrilirse kubbeye doğru devriliyor. Yani kubbede de hasar açmıyor. Öyle bir simülasyon var. Yani simülasyon, o depremler olursa nasıl? Simülasyonlar yapılıyor. Yani bu uzun bir çalışmayla belirleniyor. Üçüncüsü, kubbede hasarlar var. Zaten mevcut üzerindeki orijinal kurşun yapısında çok eskiden yapılmış bir restorasyon var. Yani onlarca yıl önce. Orada bazı açıklıklar oluşmuş, hasarlar oluşmuş. Ve o da kubbenin kendisinde bazı yırtıklar ve açıklar oluşturmuş. Yani hem kubbede hem minarede hem nasıl? De daha önce bu söylediğiniz yapılan restorasyon yanlış bir restorasyon mu yani? Yok. Çok uzun süre geçmiş. Ne kadar uzun süre geçmiş? 60'lı yıllarda yapılmış. Ondan beri bir şey yapılmamış mı? Yani yapılmış ama öyle düzgün, yani çok de böyle detaylı bir çalışma yapılmamış. Şimdi ilk kez bilimsel bir bilim kurulu tarafından hem 3 boyutlu lazer taraması yapılıyor. Yani Allah korusun ileride bir şey olursa birebir ince ayrıntılarıyla kopyası projeleri bizim elimizde artık mevcut. 60 yıl önce yapılan bu 60 yıl olmuş, evet. Kapsamlı bakım diyelim şimdi, ben ona restorasyon. Çünkü İstanbul çok büyük bir deprem riski altında. İlk kez şimdi mi yapılıyor bu? Şimdi çok geniş kapsamlı
Bir de 1500 yıllık bir yapıdan bahsediyorsunuz. İşte Mimar Sinan döneminden ve Fossetti'den sonra birçok restorasyon yapılmış ama böyle geniş kapsamlı bir restorasyon yapılmamış. Şimdi biz nasıl yapacağız mesela burada? İkinci Beyazıt öncelikli, minaresinin olduğu yer öncelikli. Biz buradaki minareyi kontrollü bir şekilde, bilim kurulunun önerisiyle kontrollü bir şekilde sökeceğiz. Hem restore edeceğiz hem onu minareyi taşıyan taşların onarımı yapılıp tekrar kontrollü bir şekilde yerine takacağız. Bu arada bu söküm işlemleri yapılırken kubbedeki kurşun örtü kalkacak. Hmm. Orada kubbenin altı üstündeki çatlaklar ve diğer sızıntı olan noktalar onarılacak. Sonra tekrar o kubbe yeniden özgün malzemeyle yapılıp yerine monte edilecek. Cephesinde bazı çağda. Bu şu anki yapacağımız şey. Ama restorasyon bununla bitmiyor. Kademe kademe birçok noktasında devam edecek. Bu yıl sonuna kadar yapmayı planladığımız restorasyon çalışmaları bu. Ne zaman tamamlanacak bu? Hedefimiz yıl sonu ama restorasyon çalışmaları şöyle bir sıkıntısı var. Bunlar tarihi şeyler oldu. İçini açtıkça farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Yani bu yıl sonu planlanan restorasyon biterse... Bununla ilgili çalışmaların bitmesini planlıyoruz. Hmm. Ondan sonra başka bir minarede çalışma başlayacak. Hmm. Başka bir binanın başka bir yapısında çalışma başlayacak. Bu şekilde devam edecek. Ne kadar sürede tamamlanacak hepsi? Valla hepsinin kendince. Şimdi bakın siz analiz yapıyorsunuz bilim kuruluyla birlikte. Bir tahmini tarih belirleniyor. Ama bu olacak diye bir şey yok. Hmm. Çünkü açtıkça içinden farklı şeyler beklemediğiniz başka hasarlar da çıkabiliyor. Yani şu gün şu kesin tarihte olacak dememeniz lazım. Doğru bir şekilde bitirmeniz gerekiyor. Esas konu bu. Yani orayı açtınca en doğru şekilde nasıl yapmanız gerekiyorsa zaten her aşamasında bilim kurulu da geliyor bakıyor. Artık bütün bilim kurulunun onayından geçmiş bütün projeler bizim koruma kurulundan da geçiyor. Anıtlar kurulundan da geçiyor. Yani iki noktadan onaylandıktan sonra yapılıyor. Mesela burada işte ben resmini getirdim o sizin dediğiniz. Bu kapı. Evet bu kapı. Şimdi bu nedir bu? Neyi görmek istemenizle alakalı bir şey bu. Bakın şimdi şurada aslında esas şey yapı o kapı diye bakmanız doğru değil. O aslında bir koruma tüneli. Kapı onu değil. Bir kaldırır mısınız? Şu anda KJ'ye geliyor. Yani benim gördüğüm izleyicilerimiz evet, görmüyorlar. Bakın şimdi bu aslında bir kapı değil. Bu bir koruma tüneli. Aslında esas kütle şu çelik kütle. Selda şu kapıyı zoomlayabilir misin? Çünkü tartıştığımız yer konu tam şu kapı. Evet. Şimdi, körük daha doğrusu evet, değil mi o? Körük gibi bir şey. Bu taşınabilir mobil bir şey. Bakın biz burada bir yapı yapmıyoruz. Mobil bir koruma tüneli koyuyoruz. Niye koyuyoruz bunu? Bu çelik yapıyı yapıyorsunuz. Çelik iskele yapıyorsunuz. Muhtemelen bu çelik iskele biraz daha yükselecek. Çünkü bu çelik iskele olmadan kontrollü bir şekilde bu minareyi aşağı alamazsınız. Kontrollü bir şekilde minareyi sökeceksiniz. Sonra bunu onarımlarını, restorasyonu yapıp tekrar kontrollü bir şekilde takacaksınız. Şimdi bizim bir de biliyorsunuz demin de sizin söylediğiniz 15 Ocak'tan itibaren UNESCO'nun da tavsiyesi üzerinde bir karar aldık ve ziyaretçi yönetim planına geçtik. Ziyaretçi yönetim planı gereği dedik ki ibadet amaçlı gelen Türkler ve Müslümanlar normal orijinal kapısından girmeye devam etsinler. Ama turistik amaçla ziyaretle gelen... Onu bir tutsanıza şimdi çekiyorum. Turistik amaçla gelen ziyaretçiler üstteki kapıdan geçsin. Şimdi bu kapı aynı zamanda da yeni güzergahımızın altında. Bu ama Ayasofya'ya böyle bir kapı yapılmadı o zaman. Yok bu bir kapı değil. Bakın bunu bir konteyner gibi düşünün. Tamam. İstiyorsanız bunu iki dakikada alırsınız burada. Hiç sorun değil. Bunlar geçici mobil yapılar. Yani şu iskele gibi. Girenlerin güvenliği açısından. Tabii nasıl bu iskelenin işi bittiği zaman yani bu minarenin onarım bittiği zaman zaten bu iskele sökülecek. Bu kapı da buradan alınacak. Orijinal kapı yani bunun gerisindeki orijinal kapıdan girişler devam edecek. Şimdi bakın biz yapıyı korumakla yükümlüyüz. Bakın kültür varlığı, dünya kültür varlığı olduğu için yapıyı korumakla yükümlüyüz. Aynı zamanda konforlu ibadeti sağlamakla yükümlüyüz. Ama her şeyden önemli ziyaretçilerin güvenliğini sağlamakla da yükümlüyüz. Şimdi böyle bir restorasyon çalışmasının yapıldığı yerde bunun altından her gün binlerce kişi geçiriyorsunuz. O iskelenin altında. Ben bunu koruma altına almazsam o vatandaşı Allah korusun üstünden bir parça düşse istenmeyen çok kötü sonuçlara sebebiyet verir. O yüzden bu koruma tüneli gereklidir. Mobil bir koruma tünelidir. Geçici bir şeydir. Restorasyon çalışmaları yıl sonunda bittiği zaman otomatikman bu buradan alınacak. Ha bu tarz iskeleler devam edecek ama Ayasofya'da. Yani buradaki çalışma bitince başka bir minareye kayacağız. Bilim kurulunun önceliklendirdiği ikinci minareye kayacağız. Başka bir cephede bu tarz bir yapıyı tekrar görebilirsiniz. Bilim kurulu yaptı. Çünkü bu koruma amaçlı ziyaretçiyi de ben korumak zorundayım. Dünyada da bu böyle. Yani bu aslında sizin neyi görmeye istekli olduğunuzda, nasıl görmeye istekli. Hani niyetiniz buradan başka bir algı çıkar baksa bunu algılatırsınız ama resmin bütününe bakarsanız aslında şu gördüğünüz çelik kütlenin, iskele kütlesinin koruma amaçlı bir ikinci parçasını görüyorsunuz burada. Ve buradan her gün şu anda bakın 2000 üzerinde turist, ziyaretçi, turist geçiş yapıyor. Bu sezona geldikçe ilkbahar ve sonbahar yüksek sezonları kültür varlıkları ziyaret edildiği. Buralarda bu oran 10 binlere kadar çıkabilir. Büyük. Ve ortalama 5 bin ziyaretçi alan bir noktadan bahsediyorsunuz. Yani biz bütün ziyaretçilerimizin güvenliğini korumakla yükümlüyüz. Bu da bizim önceliklerimiz aslında. Yani önce kültür varlığının
korunması gerekiyor. Sonra ibadetle ilgili konforun sağlanması gerekiyor. Turistik amaçla gelen ziyaretçilerin ziyaret etmesini sağlamak ve onların güvenliğini sağlamamız lazım. Tabii ki estetiği de sağlamak zorundayız. Ama geçici böyle yapılar olması gerekiyor. Bir de şey vardı. Ayasofya'nın zeminini laminat parke yaptılar. Laminatı da anlatayım. Şimdi gördünüz mü onu? Gördüm. Bakın şöyle bir çalışma var orada da. Şimdi biz yukarıdan alıyoruz. Şimdi orijinal giriş kapısı aşağıda. Biz yukarıki kottan 3. Ahmet Çeşmesi'nden alıyoruz. Ne yapıyoruz? Üst galeriye götürüyoruz. Zaten bu ne dedik? Bir ziyaretçi yönetim planı. Yani iki trafiği çakıştırmıyorsunuz. Daha önce kullanılmayan noktalarda bir trafik yaratıp buradaki trafik yükünü yukarıya alıyorsunuz. Aslında burada binayı rahatlatıyorsunuz. Önemli olan bir kültür varlığının trafiğini rahatlatmak ve ibadet konforunu da sağlıyorsunuz. Nasıl sağlıyorsunuz? Orada turistlerle birlikte ibadet amaçlı gelenleri aynı kapıdan sokunca inanılmaz bir kuyruk vardı. Bugün hatta ilk testlerini yaptık cuma namazında. İlk testlerini yaptık. İlk kez hiç hemen hemen hiç kuyruk olmadan rahatlıkla ibadet etmek amaçlı gelenler içeri girmeyi başardı. Turistik amaçla gelenler de rahatlıyor. Onların da girdiği kuyruk çok küçüldü. Niye küçüldü? İbadet kapısıyla ziyaretçi kapısı ayrıldı. Ve çok hızlı bir şekilde iki tarafta girmeye başladı. Şimdi bakın üst koridordan galeriye geçiyorsunuz girdikten sonra. Galeriden sonra bir yokuştan, tarihi bir yokuştan siz galerinin altına iniyorsunuz. İşte şimdi bu taş bir zemin ve bu taş zemin aynı zamanda nemlenme sorunu var. Yani çok hızlı şekilde ayağınız kayıp düşebilirsiniz. Eğer yani sonuçta oraya bir taş zemin üzerine bir kaplama yapılması lazım. Ama bu kaplamayı yapmazsanız her gün ortalama 10 tane ziyaretçinin kırık çıkık gibi sorunlarla karşılaşmasına sebebiyet verirsiniz. Biz söylediğim gibi biz ziyaretçilerin konforunu ve güvenliğini de sağlamakla yükümlüyüz. Ha, nasıl yapılıyor bu? Oradaki mevcut taş zeminin üzerine bir keçe konuyor. Keçenin üzerine sıkıştırılmış ahşap sistemiyle bu yerleştiriyor. Bunu da sökmek isterseniz bakın hiçbir yerine bir şey takmıyorsunuz. Bir gün içinde söküp alabilirsiniz. Ha, bu meşe hoş olmamış başka bir şey. Varsa öneriniz açız. Meşe yapmayalım. Meşe yapılmış bir şey. Laminat da değil o. Laminat değil, meşe o. Ve sağlığa iyi bir meşedir uzun vadeli olması için. Ama sökülsün başka bir malzeme olsun varsa iyi bir öneri açacağız. Ona da açacağız. Eğer bilim kurulu onaylıyorsa, anıtlar kurulu onayından da geçiyorsa sokup sonuçta sökülüp takılabilen bir malzeme olması lazım. Ama önemli olan insanların kaymasını engellemek. Bakın çünkü orası terazide bir yokuş değil. Tabii yüzlerce yıl önce yapılmış. Ya o zamanki terazi ve taş yapıdaki şeyler, esneklikler, inişli çıkışlı bir yapıdan bahsediyorsunuz. Ve orada nem sorunu var ve çok ciddi zemin terliyor ve herkes kayıp düşebilir. Allah muhafaza 70 yaşında insanlar da geziyor, 80 yaşında ziyaretçiler de geziyor. Ve kırık çıkık, kalça kırılması gibi birçok tehlikeli şeyle karşılaşırız. O da bizim almamamız gereken bir sorumluluk. Onu da o şekilde yapıldı. Ama dediğim gibi bu da kalıcı bir malzeme değil. Bugün sökülmesi istenirse bir hafta, bir gün içinde sökülüp alınabilir. Bu size bu soruları niye soruyorum biliyorsunuz değil mi? Yani geçmişte Türkiye'deki restorasyon skandalları var. Yani böyle mesela bir kale vardı çok meşhur, Sünger Bob'a benzetmişlerdi falan. Belediye yapmıştı. Evet. Yani hatırlamıyorum kimin yaptığını. Evet. Ama şimdi mesela Ayasofya gibi, Ayasofya dünyada bir tane var. Yani buradaki restorasyon yapılan şeylerin insanların bu kadar dikkatini çekmesi normal. Bu biraz önce saydığınız bilim kurulunun onayı olmadan burada bir çivi çakılmıyor bakın, diyebiliyor musunuz? Şöyle hazırlıyoruz bakın. Bilim kurulunun onayıyla proje hazırlanıyor. Sonra bu proje anıtlar kurulunun onayından geçiyor. Hepsinden ikisinden de geçtikten sonra bu işlem tabi tutuluyor. Her aşamasında böyle. Ha bakın şimdi iki ay içinde bir çalışma yapıldı. Ana konu neydi? UNESCO'nun da tavsiyesiyle ziyaretçi yönetim planını oluşturmak, bina üzerindeki yoğunluğu azaltmak ve yoğunluk olmayan noktalara kaydırmak. Esas amacımız buydu. Çok başarılı bir şekilde oldu. Çok başarılı bir şekilde yönetildi. Türk ziyaretçiler ve ibadet etmek isteyen Müslümanlar aşağı normal koda yönlendiriliyor. Yabancı ziyaretçiler de, turistik amaçla gelen yabancı ziyaretçiler de üst koda yönlendiriliyor. Ve trafik çok güzel çalıştı. İlk testinde, yoğunluk testinde bugün cuma namazıyla yaptık. Gördük, bugün kameralar da varmış orada, ben videolarını da aldım. İstediğimiz gibi, aynen öngördüğümüz gibi herhangi bir yoğunluk olmadan ibadet etmek isteyenler rahatça girdiler. Ziyaret etmek isteyenler de yukarıdan ziyaretlerine devam ettiler. Ha, bir nokta daha yaptık ziyaret konforu için. Kulaklık sistemine, QR kod ve kulaklık sistemine geçtik. Çünkü bakın burası müze değil. Burası ibadethane. İbadetin koşulları gereği sessiz ortamın, ibadet ortamının oluşması lazım. Artık turistler cep telefonları ve kulaklıkları yoksa biz girişte kulaklık veriyoruz kendilerine. Geçici, tek seferli kulaklıklar veriyoruz. Kulaklıklarını takarak orada QR kodda oturup 23 dilde bilgilendiriliyorlar. Yani, karşılığında 25 euro mu alıyoruz? 25 euro giriş ücreti var. 25 euro karşılığı bu üst galeride ziyaret edebiliyorlar. Ve 23 dilde bilgilendirme alıp
En son o şekilde ziyaret noktasından ayrılıyorlar. Böylelikle sessiz bir ortamda ziyarete, eskiden biliyorsunuz her noktada bağırışlar, çağrışlar oldu. Bunu da kesmiş olduk. Yani hem ideal ortamda ibadet sağlandı, hem de trafik yönetimi, yani yoğunluk yönetimi bu şekilde sağlanmış oldu. Test de bugün yapıldı. Yani cuma namazıyla yoğunluğun ilk kez yoğun olduğu noktada yapıldı. Çok başarılı bir şekilde de geçirdik. Size şimdi bu seneki turizm verilerini biraz sorayım. Şimdi şu anda hedefin neresindeyiz? Geçen seneye göre bir %10 artış var. Ama bunlar turist sayılarında bildiğim kadarıyla. Evet. Sizin, ben birkaç röportajınızda denk geldim. Siz daha çok turist sayısından çok kişi başı harcanan paraya bakıyorum diyorsunuz. Evet. Bu ikisi niye mesela farklı? Turist sayısı, yani uluslararası anlamda baktığınız zaman turizmde öyle bir kriter değil mi artık? Şöyle bakın, aslında doğrusu bunun. Bakın biz 2018 yılında bir strateji değişikliğine gittik turizmde. Ve dedik ki artık nicelik kadar nitelik de önemli. Hmm. Hatta bizim için nitelik daha öncelikli. O nitelik derken kişi başı turizm geliri değil. Kişi başı gecelik turizm gelirini kastediyoruz. Bir turistin harcadığı para. Gecede harcadı yani. Hmm. Bir gecede bir turistin harcadığı kaç para harcıyorlar şu an? Ya şimdi 2017 sonundaki rakam, yani biz devraldığımız rakam 65 dolardı. Biz şu anda bunu 100 dolar seviyelerine getirdik. Yani %55'lik bir artış oldu. Yani ilk 5 yıllık dönemde koyduğumuz hedefe aslında ulaştık. Otomatikman siz kişi başı geceleri arttırdığınız zaman toplam geliri de arttırıyorsunuz. Yani ne kadar çok kişi ağırladığınız önemli değil. Tabii ki o istediğiniz gelir, kişi başı gecelik gelirle alıyorsanız başımız üstte yeri var. Önemli olan kişi başı gece geliri yakalamak. Çünkü turistin bir de maliyeti var size. Yediği, içtiği, harcadığı, kirlettiği bir maliyet var. Siz maksimum seviyede gelir elde edeceksiniz ki değsin. O turisti ağırladığınızda değsin. Aslında ana strateji değişikliği. Bu da bizim gelirlerimize çok ciddi şekilde yansıdı. Şöyle vereyim, turizm gelirlerine nasıl bir yansıma oldu. Mesela geçen sene biz toplam 51.4 milyon yani pandemi öncesi ziyaretçi sayılarını yakalamıştık. 2019. Evet, 2019. Bu sene 31 Ocak itibariyle açıklanacak sayılar. Tahmini benim öngörüm 56.5 milyon ziyaretçi aşmış olacağız. Yani %10'luk bir artışla bu yılı kapatacağız. 31.12'de kesin rakamları TÜİK açıklayacağı için kesin veriler geldiği zaman daha net konuşabilirim. Kapılardan takip edebildiğim kadarıyla. Ama gelir çok daha fazla olacak. Bununla kıyasla. Çünkü hem kişi başı gece gelir arttırdık, hem toplam ziyaretçi sayısını arttırdığımız için gelir daha da yükselecek. Orada da yaklaşık geçen sene 46.3 milyar dolar bir gelirle kapatmıştık. Bu sene muhtemelen 54 milyar dolar civarında bir gelirle kapatacağız. Orada çok daha yüksek bir artış oranıyla bu yılı kapatmış olacağız. Bu tabii önümüzdeki sene ama 2023 çok zor bir sene Candaş Bey. Tabii. Yani biz bu sene için biliyorsunuz depremi. 55.6 milyar dolar orta vadeli program hedefimiz vardı. Ama yılbaşından itibaren 6 Şubat'ta Astım felaketiyle karşılaştık, bir deprem fırtınasıyla karşı, hala biliyorsunuz depremler devam ediyor bölgede. Çok büyük bir yıkım oldu. Daha sonrasında seçim stresini yaşadık biliyorsunuz. Seçimde sanctionlarla ilgili, özellikle Rus turistleriyle ilgili sanctionlarla ilgili. O orada gerçekten o siyasi tartışmalar etkiledi mi turizmi? Tabii yani? Her zaman etkiliyor. Bakın her olumsuz söylem, her olumsuz siyasi söylem turizmi ve turizm en çok ne mesela o seçim sürecindeki en çok etkili olan şey Rusça atılan tweetler ve Ruslara sanction uygulanacağına dair açıklama muhalefet partisi liderleri, tamam, bu bizi olumsuz etkiledi. Yani Haziran ayına kadar Rus rezervasyonlarında, ileriye dönük Rus rezervasyonlarında çok ciddi düşüş yaşadık. Sonrasında toparladık, yaptık ama orada ciddi bir kaybımız, rakip ülkelere kaçırdık. Yani bu tarz söylemler maalesef çok etkiliyor. Veya işte ırkçı söylemler de çok etkiliyor. Arap turistler, Araplara karşı yaptığınız. Bu da karşı tarafta yanlış anlaşılıyor. O anti kampanyalara dönüşebiliyor. Bunlar bizi çok olumsuz etkiliyor turizm açısından. Maalesef de her seferinde tekrar ediliyor. Böyle bir seçim stresini atlattık, tam her şey yoluna gitti derken bu sefer İsrail-Filistin savaşı başladı sezon sonunda. Yani bu çok büyük olumsuzlukları peş peşine yaşadığımız bir dönem oldu. Ama her şeye rağmen hem ziyaretçi sayısında, hem toplam gelirde, hem kişi başı gecelik gelirde çok ciddi rekorlar elde ederek bu seneyi kapatacağımızı düşünüyorum. 31-12'de inşallah kesin sayıları vereceğiz. İsrail dediniz, şimdi İsrail'de tabii İsrail çok büyük bir katliam yapıyor. Yani bayağı bildiğiniz soykırıma gidiyor artık şu anda yaptıkları iş. Diğer taraftan da hani Türkiye buna tavır gösterdikçe de İsrail-Türkiye ilişkileri de bu anlamda etkileniyor. Bunun turizme yansıması sizi endişelendiriyor mu? Vallahi bakın, eğer bu coğrafyada yaşıyorsanız, her türlü eskiden sadece Türkiye ile ilgili sorunlarla karşılaşıyorduk. Şimdi bölgesel sorunlar, hatta global sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz turizm bölgesi olarak. Bu coğrafyada yaşıyorsanız krizlere alışık olacaksınız.
O yüzden krizler gelmesin, şanssızlık oldu demeyeceksiniz. Her zaman bu kriz geçmişte de vardı. Günümüzde de var, maalesef gelecekte de olacak. O yüzden sektörünüzü krize bağışıklı hale getirmeniz gerekiyor. İşte o yüzden biz bağışıklı hale getirebilmek için Turizm Geliştirme Ajansı'nı kurduk. 2019 yılında kurduk. Ve dünyanın en çok yoğun tanıtım yapan ülkesi. Çünkü bizim çok zengin turizm potansiyelimiz var. Rakipsiziz diyebiliriz ama bunları doğru tanıtmıyorduk. Şimdi dünyada en yoğun, en etkili tanıtım yapan ülke olduk. 200 ülkede şu anda çok yoğun tanıtım yapıyoruz. Ve bu hem mevcut potansiyelimizi iyi tanıtıyoruz, hem ürün çeşitliliği getirdik. Şu anda 60'tan fazla ürün tanıtımı yapıyoruz bakın. Eskiden 1-2 üründü. Deniz, kum, güneşle ön plana çıkıyorduk. Şimdi deniz, kum, güneşin yanına kruz koyuyoruz, inanç rotaları koyuyoruz, gastronomi. Aklınıza gelecek bin bir türlü bisiklet rotaları koyuyoruz. Her şeyi koyuyoruz. Bu da bizim ürün çeşitliliğimizi yapıyor. Artı 81 vilayete yaymanız lazım. Sadece belli noktalarda, klasik noktalarda yapmamanız lazım. Artı 12 sezonu 12 aya çıkarmanız gerekiyor. İşte bütün bunları sağladığınız zaman turizm sektörünü krizlere bağışıklı hale getiriyorsunuz. Yani tek ülkeye bağımlı, tek kitleye bağımlı halden çıkıyorsunuz. Tek ürüne bağlı halden çıkıyorsunuz. Bir yerde bir kriz olursa başka bir yerden ilave yolcu alarak bunu kapatmaya devam ediyorsunuz. Veya işte bütün 81 ilinde turizmden pay almasını sağlıyorsunuz. Hem sezonu uzatıyorsunuz, 12 aya gelmiş oluyorsunuz. Hem 81 vilayete yaşıyorsunuz ama her şeyden önce sektörün iniş çıkış orantılarını azaltmış oluyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bu tabii bu şeyden yani Suriye'deki iç savaştan sonra Türkiye'ye gelen milyonlarca göçmen meselesi çok tartışılıyor. Yani siz de farkındasınız, sokakta da insanlar çok bu Arap göçmenler işte... Bu konu birazcık rahatsızlık veriyor. Siyasetin de zaman zaman malzemesi oluyor. Turizmde bunun karşılığı ne? Yani Türkiye'ye mesela Türkiye'ye gelen turistlerin arasındaki Arap turistlerin oranı ne? Ne kadar para harcıyorlar? Yani bizim turizmimiz açısından o coğrafyanın turistinin karşılığı, değeri nedir? Ya bizde turizm bölgelerini sayacak olursanız, eşit orandan da sayılara bakacak olursanız yaklaşık 16 milyon civarında ziyaretçi mesela bu seneki rakamlardan İstanbul alıyor. Bir o kadar Antalya bölgesi alıyor. Sonra işte bunun toplam turistin %10'u kadar Ege bölgesi alıyor. Sonra da diğer Karadeniz bölgesi ve diğer bölgeler diye yayılıyor. Arap turistleri de ağırlıklı olarak biliyorsunuz İstanbul ve Karadeniz'e. Yani Türkiye'nin Karadeniz'e gidiyorlar mı gerçekten? Esas Karadeniz'e çok öyle mi geliyorlar. Tabii. Ben mesela bunu bilmiyorum. Bunu İstanbul'u biliyorum ama. Trabzon merkezde olmak üzere Karadeniz'e doğa turizmine gidiyorlar. Ağırlıklı turist orada Arap turisttir. Doğa turizmi olarak geliyorlar. Hatta birçoğu ev de aldılar orada, yerleşmeye de var. Yani yaz boyunca gelenler de var. Ama mesela İstanbul hani şehir olarak baktığınız zaman bizim en yoğun turist aldığımız bölge olarak baktığınız zaman şu anda %16-15-16 seviyelerinde. Toplam Arap turistin, Körfez ülkeleri diyoruz onlara. Körfez ülkelerinden gelen turistin toplam pasta payı %15-16. Yani öyle algısı kadar, göründüğü kadar yüksek değil. Tabii eskiden yüksekti ama şu anda biliyorsunuz yeni politikayla 200'den fazla ülkede tanıtım yapıp 300 noktadan fazla İGA gibi bir havalimanınız varsa, Türk Hava Yolları gibi bir hava yolunuz varsa 300'den fazla noktaya direkt uçuş sağlıyorsunuz. Tanıtımı da çok doğru yapıyorsunuz. Turizm çeşitliliğini yaratıyorsunuz. Yani kaynak ülkeler sayısını arttırıyorsunuz ve şu anda her ülkeden, her yani bugün Güney Amerika'dan da yolcu alırsınız. Kuzey Amerika'dan da, Çin'den de, Uzak Asya'dan da, Orta Doğu'dan da, Kuzey Asya'dan da, her yerden. En gelmez dediğim bugün Ruslar da İstanbul'a geliyor. Hiç gelmez dediğiniz Amerikalılar, Amerikalıların dışında, yani Arapların dışında Avrupalılar da yoğun bir şekilde. İngilizler mesela çok yoğun gelmeye başladı İstanbul'a. Yani eskiden deniz, kum, güneş için gelen birçok turist şu anda şehir turizmi olarak İstanbul'a da geliyor. Bu Arap karşıtı söylem diyeceğim buna. Bu turizmde bir rakamsal olarak bir karşılık var ya mı? Bakın şimdi bir kere her şeyden önce ben bir Türk vatandaşı olarak Türkiye'nin ırkçı bir söylemle anılmasını istemem. Yani bırakın bunu turizme verdiği zararı falan bir yerden geçiyor. Bizim Türk algımıza zarar veriyor. Yani Türk insanı, Türkler ırkçı söylemlerle karşı karşıya, ırkçı söylemlerle dile getirmemesi lazım. Bu hiç yakışık almıyor. Bizim Türk algımıza yakışık almıyor şu önce. Yani ben turizmi bir tarafa bırakıyorum ama Türk vatandaşı olarak ben bundan rahatsızım. Tabii siz bu tarz bir sosyal medyada bir çalışma, siyasi amaçlarla bir çalışma yaparsanız karşı taraftan da anti kampanya şeklinde alıyorsunuz. Oluyor tabii, tabii canım, onların da sosyal medyası ben var. Ben şey anlamadım. Yani Orta Doğu ve Arap Yarımadası o coğrafyanın turistinin Türkiye turizminin yıllık verisinde karşılığı kaç? Yani İstanbul yoğun olan yerde ben veriyorum. Toplam Türkiye'de payı çok düşük. Ama hani en yoğun olan yer İstanbul olduğu için söylüyorum. Şu anda %16 civarında. Siz çünkü şeyi de biliyorsunuz. Hani İstanbul'da hangi turist ne kadar para harcıyor da biliyorsunuz. Tabii. Yani Arap turistin para harcama... Ortalama 3 katı harcar. Körfez normal ülkesi. Turizm. Normal turistin ortalama 3 katı harcar. Körfez ülkesinden gelenler. Dediğim gibi bu sefer siz öyle bir anti propaganda yapınca onlar da karşı kampanya yapıyorlar. Türkiye'de bize ırkçılık yapılıyor, buraya gitmeyelim diye kendi sosyal medyalarında kampanya yapabiliyorlar. Tabii bunlar da olumsuz etkiliyor. Bu Süper Kupa'da yaşananlar etkiledi mi? Mesela Suudi Arabistan'ın
Türkiye'ye gönderdiği turistle ilgili orada böyle bir kampanya, böyle bir etkisi oldu mu bunun? Yani çok büyük kapsamda olmamıştır, olmayacaktır. Orada Suudi Arabistan hükümeti de çok sağduyulu davrandı. İki taraf da sağduyulu davrandı. Ben öyle çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Kabul edelim. Konu giysi alışverişi olunca biz erkekler hemen sıkılıyoruz. Yoruluyoruz. Bazen keşke alışveriş bize gelse diyoruz. Öyle olunca da Alva uygulamasına giriyoruz. İstediğimiz kıyafeti kolayca buluyor, hızlıca alıyoruz. Alva'yı da bu yüzden seviyoruz. Sizinle ilgili hep Antalya Belediye Başkanı olacak diye haber okuyorum ben. Hiç de olmuyorsunuz bu arada. Siz şimdi Antalya'nın tek bakanı da siz kaldınız. Mevlüt Bey vardı eskiden. Oradan gelen bir şey herhalde değil mi? Hiç bu konu konuşuldu mu? Yani size böyle bir teklif geldi mi? Siz hiç düşündünüz mü böyle bir şey? Yok, şimdi bakın o neden oldu, ben size söyleyeyim. Demin de belirttiğiniz gibi biz eskiden geçen dönem iki bakandık Antalya'dan. Şimdi tek bakanız Antalya. Mevlüt Bey Alanyalı mıdır daha çok? Ben Alanyalı, öyle hatırlıyorum. Evet. Antalya, Alanya. Sonuçta ben şu anda Antalya'yı temsilen tek bakanım kabinede. Tabii şimdi Antalya dediğiniz zaman kültür, sanat ve turizmin başkenti. Yani en fazla turizm geliri elde ettiğimiz ülke, şehir. Böyle baktığınız zaman Kültür ve Turizm Bakanı olarak benim Antalya'yla ilgili olmam çok doğal. Bir de Antalyalı bakan olduğum için Cumhurbaşkanımız bu dönem Mehmet, hem Kültür ve Turizm Bakanı olma sebebiyle hem de Antalyalı olma sebebiyle Antalya'yla sorunlarıyla ilgili bakan sen ol dedi. Yani yakından takip eden bakan sen ol dedi. Ben de zaten ilçe ilçe dolaşarak sadece kültür ve turizmle ilgili sorunlarıyla değil, bütün sorunlarıyla ilgileniyorum. Hani yeni dönem başladığından beri ilçe ilçe dolaşıp yapıyorum. Tabii dolaylı olarak tam da böyle bir yerel seçime denk geldiği zaman bu şekilde algılanmış olabilir. Gayet normal. Yani sorunlarıyla tek tek ilgilenmem, kendi bakanlığımın dışındaki sorunları da takip ediyorum. Allah'tan işte 2 gün önce açıklandı büyükşehir adayımız. Orada Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü vardı. O oldu. Bence çok da iyi oldu. Hem ben bu spekülasyonlardan kurtulmuş oldum. Sizin etkiniz var. Hakan çok etkili bir arkadaşımız. Çok atom karıncadır. Çok çalışkan bir arkadaşımız. Kepez'de ben onun yaptığı işleri de gördüm. Çok güzel Kepez'i ayağa kaldıran yatırımlar yapmış. İnşallah seçimde de kazanırsa hep beraber kazandığı zaman. Antalya enteresan bir yer değil mi? Bir dönem CHP kazanıyor, bir dönem AK Parti kazanıyor. Bir dönem CHP, bir dönem AK Parti. Oradaki mesela yani seçmenin gözünde çok ideolojik kalıplar yok benim gördüğüm kadarıyla. Tamamen hizmete yönelik bir bakış açıları var ki yani normalde böyle bakarsanız bir partinin alıp götürüyor olması lazım. Bu dönemki eğilimleri, orada duyduğunuz eleştirileri, yorumları bir merak ediyorum. Ya ben açıkçası Antalya bölgesinin sorunlarını yakın takip ettiğim için orada sıkıntılar var mı? Var. Ne gibi sıkıntılar var? Şehir içinde ulaşım sıkıntıları var. Kale içinde sıkıntılar var. Çevre köylerde sulama ile ilgili sıkıntılar var. İşte Antalya Alanya yolu ile ilgili biz geçen ay biliyorsunuz otoban ihalesini yaptık ama bizim otoban ihalesini yapmamız yetmiyor. Belediye bazında altyapıların da yapılması lazım. Şehir içi yollarının takviye edilmesi lazım. Battı çıktıların yapılması lazım veya işte arıtma altyapılarının yapılması lazım. Her ne kadar büyük şehrin yetkisinde olsa da biz arıtma altyapıları konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak inisiyatif aldık. Yasa değişikliği yaptık ve başta Belek arıtma bölgesi olmak üzere şimdi Kemer'deki arıtmaları da yapıyoruz. Ve 50 yıl ihtiyacı olmayacak şekilde yapıyoruz. Çünkü oralar biliyorsunuz deniz, kum, güneşin ön planda olduğu turizm başkenti yerimiz. Ve biz mavi bayraklarımız da orada ön plandayız. Mavi bayrağı kaybederseniz yerinden alma şansınız çok zayıf. Onun algısını düzeltme şansınız çok zayıf. O yüzden olmazsa olmaz yatırımlar. Orada biz artık bakmıyoruz. Büyükşehir sorumlu, merkez hükümet sorumlu. Biz inisiyatif alıp hızlı bir şekilde o yatırımları gerçekleştirmeye başladık. İnşallah Mart ayı içinde Kemer'deki yatırımı da hizmete alıp acil olan ihtiyaçları, arıtma altyapılarını çözdük. Ama orada Büyükşehir'le birlikte yapılması gereken hani Alanya olsun, Manavgat olsun birçok noktada arıtma yatırımları var. Bu tarz sorunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kültür yolu festivallerine dahil ettik. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin arttırılması lazım. Kale içinde ben kale içini çok geziyorum. Kale içinde de yapılması gereken çok yatırım var. Orada kale içi yani turistin biliyorsunuz çevre ilçelerde kalıyor turistler. Antalya merkeze çalışıp çekilip orayı da değerli hale getirmesi açısından yani turisti biz getirip otelde bırakmamalıyız. Turisti dışarı çıkartmamız lazım. Şehir merkezlerine de getirmemiz lazım. Orada başta şehir esnafı olmak üzere turizm paydaşlarının tamamen turizm gelirinden faydalanmasını sağlamamız lazım. Olanak yaratmamız lazım. Onunla ilgili çok ciddi yatırımların yapılması gerekiyor. Bu bağlamda zaten bir çalışma daha başlattık biz. Arkeolojik kazılarla ilgili bir çalışma başlattık. Türkiye genelinde bir yaptığımız bir çalışma. Geçen dönemde 12 aylık kazı programı başlamıştık. Ve Türk Kazı Başkanlıklarını 144 tane Türkiye genelinde
normalde 45 ila 60 gün kazılırken 12 ay kazılacak bir program dahilinde sistemi değiştirdik. Bazı hocalarda değişikliğe gittik. 12 ay kaynak aktarımına başladık hocalarımıza. Bu başarılı bir şekilde olduktan sonra şimdi ikinci aşamasına geçtik. İkinci aşamanın adı da Geleceğe Miras Projesi. Geleceğe Miras Projesi'nde de bizim 144 Türk Kazı Başkanlığı dışında 32 tane yabancı kazı başkanlığı var. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yaptığımız 100. yıla armağan olan bir şey. Yani 1800 Türkiye'de 1860'lı yıllarda kazı programı var. Arkeolojik kazılar başlamış. Efes kazısıyla başlamış. 163 yıldır bu yabancı kazı başkanlıkları ülkemizde var. 32 kazı başkanlığı, 18'i önemli kazı başkanlıkları. Yani geniş kapsamlı kazılar. Ve ben bunların kazı geçmişlerine baktım. Mesela Efes en çok kazdıkları, ilk başladıkları yer. 163 yıla ne kadar kazılmış biliyor musunuz Candaş Bey? %25'i kazılmış. Mesela Denizli Hieropolis'e baktım. Yaklaşık 70 yıldır kazılıyor. Son 70 yılda ne kadar kazılmış diye baktım. %3,5'u kazılmış. Yabancı kazı başkanlıkları da maalesef kısa süreli kazıp 45 gün 60 gün kazıp ülkelerine dönüyorlar. Bu da kabul edeceğimiz bir şey değil. Dedik ki bu yıl itibariyle yıl sonuna kadar tamamına Türk koordinatör kazı başkanı atadık. Ama koordinatör kazı başkanı atarken yoğun bütçe, yoğun ekip ve ekipman desteğiyle atadık. Ve bir motto oluşturduk. Dedik ki son 60 yılda Türk kazı tarihinde son 60 yılda yapılan iş kadar işi gelecek 4 yılda yapacağız. Buna da arkeolojinin altın çağı dedik. Yani önce kazı başkanlıklarını 12'ye getirdik. Ekipleri, kurumsallığı oluşturduk. Ve şimdi dedik ki artık yoğun kazı programını başlatıyoruz. Çok ciddi kaynak aktardık. Yani ortalama 15 yılda yapılan işi gelecek 4 yılda bir yılda yapacağız. Her yıl 15 yıllık iş yaparak Türkiye'nin de arkeolojinin altın çağını geliştirmiş olacağız. Orada bir sorun da şey tabii, yani bu kazılar yapılıyor ama bir de işin tarihi eser kaçakçılığı kısmı var. Evet. Ona dair bir çalışmanız var mı? Tabii o da geçen dönem yaptığımız bir çalışma, çok da verimli olan bir çalışma. Neler yaptınız diyorsanız orada işte kazı kaçakçılığa mücadele daire başkanlığı oluşturduk. Eskiden bir daireydi. Bu daireyi daire başkanlığı şekillesine getirdik. Ne sağlıyor bu? Ekip sayısını 3 katına çıkarıyorsunuz. Oradaki rütbeli sayısını 3 katına çıkarıyorsunuz ve uzman rütbelerini yükseltiyorsunuz. Bu niye? Karşı ülkelerdeki muhatapları, yüksek rütbelilerle muhatap olmalarını sağlayabilmek için gerekli. İkincisi protokol yapıyorsunuz. Şimdi bu kazıda define diyelim. Definecilerin tarihi eserleri sattıkları ülkeler var. Sattıkları ülkeye ulaştırmak için geçiş ülkeleri var. Biz işte öncelikli olarak bu ülkelerle protokol yapmaya çalışıyoruz. Şu geçiş ülkeleriyle mi, sattıklarına mı? İkisiyle de. Ne kadar çok yaparsanız o kime kadar. Kime satıyorlar en çok? Yani alıcı ülkeler genelde batılı ülkeler. Veya uzak doğudaki Çin olabilir, Amerika olabilir, Avrupa ülkeleri olabilir. Bu ülkelerle protokol yapabiliyoruz. Ne kadar çok yayarsanız bu protokolü, işte 7 yıl, 8 yıl süren hukuki süreçler, milyonlarca dolar hukuki süreçler 7-8 ay gibi sürelerde, kimisi 3 ay gibi sürelerde sonuçlanmaya başlıyor. Ve şöyle bir şey oluyor. Artık biz öyle kuvvetli bir ekibimiz var ki, siz Anadolu kaynaklı bir eseri kaçak yollardan elde ettiyseniz ve herhangi bir zamanda bir yerde lanse ederseniz biz onu anında fark ediyoruz. Nasıl ediyorsunuz? İşte internetten, sosyal medyadan takip ediyoruz. Yani bir sergiye konulsa, bir şeye konulsa onu takip eden birbirimizi anında yakalıyoruz ve hukuk savaşı başlıyor. Şimdi artık zaman içinde bu ülke sayılarını da arttırıyoruz protokollediğimiz. Zaman içinde şöyle bir olay oluştu. Yani eğer siz Anadolu kökenli kaçak bir eser alırsanız ve bunu sergilerseniz Türk hükümeti bir şekilde farkına varacak ve hukuki bir süreç başlayıp bunu sizden alacak. Zaten bizim yaymak istediğimiz imaj bu. Yoksa defineciyle baş edemezsiniz. Alıcıyı yıldırmanız lazım. Yani o zaman malı değersiz hale getiriyorsunuz. Çünkü kimse eli konulacak bir mala değeri kadar bir ödeme yapmaz. O zaman yavaş yavaş bu defineyi de sonlandırmış oluyorsunuz. Tabii burada en önemli destek, dedim ya, ülkeye dışarı çıktıktan sonra getirmek çok büyük bir savaş, takip ve zorlu bir süreç. Ama şey olarak bakacak olursanız biz hani vatandaşı bilinçlendirmemiz lazım. Köylüyü, özellikle kırsal kesimdeki vatandaşı bilinçlendirmemiz lazım. Bunun bir vatan meselesi, devlet suç meselesi olduğunu, ağır bir suç olduğunu anlatmamız lazım. Ama 2023'te çok başarılı geçti. 3059 eseri yurt dışından getirmeyi başardık. Bu son dönemde 2018'den beri 12.000 dan fazla eser geldi. Bunun 3059'u bu son dönemde geldi. Geçen yıl geldi. Bu döneme de iyi başladık. Hızlı başladık. En son biliyorsunuz Kore torsosu geldi. Şimdi Burdur'dan bir Bubon antik şehrinden gelen bir imparator bronz heykeli gelecek. Bir tane de İtalya'dan birkaç gün içinde, bunu da müjdesini buradan vereyim, bir grup
pişmiş topraktan eserlerimiz var. Onları da İtalyan hükümetiyle protokol sağlandı. Onlardan da aşamalı bir şekilde onları da yakın bir tarihte birkaç gün içinde ülkemize intikal ettireceğiz. Artık kaldığımız gibi aynı hızla devam ederek o süreci devam ettiriyoruz. Sizinle ilgili Bodrum'daki bir araziyi kendinize tahsis ettiğiniz haberi vardı. Bakanlığınız döneminde kendinize herhangi bir tahsis yaptınız mı? Şimdi ben o hikayeyi size anlatayım. Bu geçen dönem mecliste de bana geldi. Ben mecliste de anlattım ve ilgili belgeleri ya dosyalarını da sürdüm. Şimdi o Bodrum Türkbükü'ndeki otelle ilgili bir iddia. Şimdi o otelin hikayesini ben size anlatayım. O 90'lı yılların sonunda burası bir Türk yatırımcıya ihalesi yapılmış. 2000-2001 yılında otel işletmeye açılmış. 2010 yılında otel bir Azeri işletmeciye, yatırımcıya satılmış, devredilmiş. Ve 2012 yılında ek tahsis o zaman talep edilmiş ve ek tahsis o zaman uygun görmüş. 2012 yılında bu ek tahsisin yapıldığı dönemde ne ben Turizm Bakanıyım ne de bu firmanın sahibiyim. Benim şirketim o firmanın hisselerini 2020 yılında alıyor. Bakın bu olaydan 8 yıl sonra alıyor. Benim dönemimde yapılan nedir? O ek tahsisle ilgili ek tahsis ön cephede ve çok ağaçlık orman olan bir yerden verilmiş. Ben çok ağaç olduğu için doğru bulmadım. Dedim ki bunu arka tarafa ve ağaç olmayan bölgeye kaydırma işlemi. Benim yaptığım dönemdeki bu. Bak, o ağaçları benim, korumak suç oldu. Benim o açıdan. Benim yazdığım yerden bahsediyorsunuz değil evet, mi? Evet siz yazdınız. Orası yani ilk bu bahsettiğiniz 2010 yılı mı? İlk yapılması 90'lı yıllar. O zaman mı o halde orası? Orası ilk otel yatırımının yapıldı. Orada zaten bir otel yapılıyor. Sonra bu otel el değiştiriyor. Azeri bir grup alıyor. Bu Azeri grup başvuruyor. 2012 yılında o zaman başka bir bakan. Ben bakan değilim zaten. Ben 2018 Temmuz'da bakan oldum. O gün o tahsis işlemi uygun görülüyor. O hak veriliyor. Ben 2020 yılında benim şirketim bu şirketi satın alıyor. Benim dönemde yapılan tahsisin yapıldığı yer, ek tahsisin yapıldığı yer ağaçlık bir yer ve ön planda bir yer. Ben onu kaydırıyorum. Ağaçlık, ağaç kesilmesi gerektiği için burası doğru yer değil. Ağaç olmayan kel noktaya kaydırıyorum. Bizim yaptığımız işlem bu. Bakın ağaç kesilmesine engel olmak ama maalesef bakan olduğu için algı operasyonu yemeye hazır olacaksınız. O algı operasyonu yedik. Hiç kendinize, şirketinize bir kendi bakanlığınız döneminde... Hayır, ben 10 Temmuz 2018'de göreve geldim. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hiçbir tahsis ihalesine katılmadığım gibi Kültür ve Turizm Bakanı dedim ya bu tahsiste dahil olmak. İki tane böyle tahsis iddiası vardı. Bu tahsislerde benim dönemimde yapılmış tahsisler değil. Bir tanesi de yine Bodrum'da başka bir araziyle ilgili. O da 2018 Ocak ayında. Ya Ocak ya Şubat ayında. Yani ben Temmuz 2018'de bakan oldum. 2018 Ocak veya Şubat ayında yapılmış. O zamanın bakanın tarafından yapılmış tahsis. Sizin bakan olmayacağınız söyleniyordu. Bakan olmak istemediğiniz söyleniyordu ikinci dönemde. Tekrar bakan oldunuz. Hem de Cumhurbaşkanı sizi çok överek bakan yaptı. Yani bir röportajında çok iyi hatırlıyorum ben. Bayağı böyle hani sizinle ilgili çok pozitif şeyler söyleyerek yeniden bakan oldunuz. O süreç nasıl oldu? Gerçekten istemediniz mi bakan olmayı? Sizin için de ikinci dönem olmak sürpriz mi oldu? Yani biz tabii bir dönem bitti. Bütün arkadaşlar birlikte biz de vedalaştık. Vedalaştınız mı sizi? Ve hatta ben bir almanak gibi bir şey de hazırlamıştım. Size de veririm o kitabı. Geçen 5 yıllık dönemde yaptığı bütün eserleri de oraya koymuştum. Hani bir veda almanağı şeklindeydi. Bir kitap bastırmıştım. Arkadaşlarıma da imzalayıp veriyordum. Ama yeni kabine atarken Cumhurbaşkanımız devam etmem gerektiğini söylediler. Biz de devam ediyoruz. Size şeyi soracağım. Şimdi ben bunu ilk bu haberi yazdım. İnanılmaz bir bununla ilgili insanlar soru soruyorlar. Konumuz Airbnb yasası. Ha, Airbnb diye geçiyor toplumda. Evet ama hepimizin bildiği ve merak ettiğimiz o. Evet. Şimdi bu daha önceki dönemde ciddi bir gelir kapısıydı birçok insan için. Aynı zamanda da yani dünya çapında da aslında bir çok insan hayatını kolaylaştıran bir sistem. Şimdi yeni dönemde bunun bir yasası çıktı. Şimdi bir anlatsanız önce geçmişte olan şimdi ne olmayacak? Yeni yasayla artık Airbnb mesela bu yasa ne zaman yürürlüğe giriyor? Son güncel bilgiyi bizimle paylaşır mısınız? Şimdi bu turizm konutların kısa süreli kiralanması aslında orijinal adı bu. Ama halk arasında veya işletmeciler arasında Airbnb yasası diye geçiyor. Şimdi bakın turizm tabii gelişince kendi yeni icatların oluşumlarını da gerçekleştiriyor. Ve normal konut amaçlı yapılan yerler konut olarak kiralanmaktan turistik kiralamaya dönüşüyor. Kısa süreli kiralama diyoruz biz buna. Şimdi bakın şehirler oluşturulurken planlar yapılıyor. Ve planlarda da nerenin konut, nerenin ticari olan, nerenin konaklama alanı olacağı planda belirtiliyor. Niye bunlar belirtiliyor? Orada ile ilgili altyapılar bu plan ölçeklerine, sayılarına göre gerçekleştiriyor. İşte orada sosyal mekanlar, sosyal alanlar, okullar, parklar vesaireler o plana göre yapılıyor. Eğer siz bu planı
herhangi bir sebeple bozarsanız bir süre sonra aslında şehrin omurgasını zarar vermeye başlıyorsunuz. Çünkü yüklerini değiştiriyorsunuz şehrin. Aslında bu olmaması gerekiyor. Şimdi bu çok turizm çok popüler olup çok yoğun turist ziyaretçisi almaya başlayınca ülkemiz bizde de sorun olmaya başladı. Bununla ilgili nasıl bir sorun oluyor? Mesela siz sade vatandaş olarak söyleyeyim. Siz bir konut almışsınız, satın almışsınız. Bir süre sonra üst katınızdaki konutu veya alt katınızdaki konutu saatlik kiralamaya başlıyoruz. Çoluğunuz, çocuğunuz, siz oradasınız. Her saat farklı bir insan grubu giriyor, çıkıyor. Hiç tanımıyorsunuz, etmiyorsunuz. Buna rahatsız olmaz mısınız? Güvenlik denetimi de sorumlu. Hem güvenlik, yani bunun GBT bildirimleri vesaireleri otellerdeki gibi olmadığı için. Bu bir. İkincisi, hepsini geçtim. Siz vatandaş olarak düşünseniz bir ev almışsınız. Çoluğunuz, çocuğunuz yerleşmişsiniz. Üste alta giren çıkan belli değil. İn midir, cin midir, ne amaçla kullanılır belli değil. Kimse kimseye de hesap vermiyor. Her saat... Bakanlığı'nın bir raporu vardı. Bir dönem yani terör örgütlerinin en çok kullandığı suistimal açık ettiği... nokta bırakırsanız evet. Kullanır. Bunun bir de vergi boyutu var. Hiçbir vergi ödemiyorsunuz. Hiç ödenmiyor mu? Sıfır. Yani veya keyfiyete kalmış. Bir, yani nereden denetleneceği, nasıl denetleneceği belli olmadı. Sonuçta bir mevzuat eksikliğiydi. Biz geçen sene bununla ilgili karar aldık. Geçen sene de meclisten yasa geçti. Burada bazı kriterler var tabii. Mesela önce mağduriyetlerin engellenmesi lazım. Eğer siz bir konut aldıysanız veya bu bir rezidansse, bazı rezidanslara ayrıcalık tanındı. Nasıl tanındı mesela? Dendi ki eğer kat yönetim planında turizm amaçlı konut olduğu belirtiliyorsa ve bu tapuya şerhli ise, yani bu kat yönetim planı tapuya şerhli ise, o zaman bütün kat sahiplerinden muvaffakat almanız gerekmiyor. Niye? Bir mağduriyet oluşmuyor. Siz bilerek almış oluyorsunuz. Tapunuzda yazıyor zaten. Buranın turizm amaçlı oldu. Ama böyle bir şey yoksa istisnasız bütün kat sahiplerinden onay almak zorundasınız. Noter tasdikli onay. Yani benim yaşadığım apartmanda böyle bir hizmet verilebilir onayı. Evet. Yani 10 daire yaşıyorsa 9'u diyecek ki aslında evet yapabilirsin. Aslında ticari işletmelerde olan da aynı şey. Siz bir ticari işletme yapıyorsanız katı apartmanda bütün kat maliklerini onay alıyorsunuz. Bu benzer tabii bir şey aslında. Giren çıkan belli olmayacağı bir şey yapıyorsunuz. Kat maliklerinin hepsinin onayını almanız gerekiyor. Ana konusu bu. Müstakillerde bunu şart koşmadık. Çünkü onlar müstakil. Ortak bir evin giriş kapısı olmadığı için onlar da bu şartı koşmadık. Özetle kanunun sebebi bu. Ha şimdi ne yaptık? Dedik ki bu tamam, bu özellikleri taşıyorsanız bize başvuracaksınız. Bizden bir lisans alacaksınız, belge alacaksınız. Bu belgeyi de kapıya asacaksınız. Apartman dairesine. Apartmanın girişinde belli olacak. Bu güvenlik açısından şart. Nerenin turizm amaçlı konut olduğu, nerenin normal konut olduğunun ayrıştırılması. Ne yazıyor mesela o belgede? Bu turizm amaçlı konut yazıyor. Anlatabiliyor muyum? O bakanlık belgesi, o bakanlık belgesini kapıya asacaksınız. Bu lisanslı noktaların hepsini aldıktan sonra dedik iki tarafa da yükümlülük getirdik. Hem satıcıya hem işletene. Satıcılar dedi ki bizden belgeli olmayanı satmayacaksınız. Biz bir internet sitesinde yayınlıyoruz. Şimdi o başvuruları alıyoruz. Süreci tamamlayan lisans veriyoruz. Onları da internet sürecinin internetten yayınlıyoruz. Bakanlığı internet adreslerinden yayınlıyoruz. Bütün satıcılarla iletişime geçtik. Siz buradan düzenli olarak girip bu belgeleri kontrol edebilirsiniz. Biz de fark edersek sizi uyarırız zaten. Uyarmamıza rağmen düzeltmiyorsanız ceza keseriz. Düzeltiyorsanız zaten bir sıkıntı yok. Yani artık kayıtlı kuyutlu hale geliyor. Şimdi herkes... apartman dairesi ise ben mesela evime Airbnb'ye vereceğim. Evet. Apartman dairesi ise bu apartmanda diğer yaşayan insanlardan eğer izin alacağım. Turizm amaçlı konut değilse, kat yönetim planında belirtilmediyse, rezidans özelliklerini taşımıyorsa o zaman bu dediğinizi yapacaksınız. Tamam, bunu aldım. Geldim. Evet. Yapabiliyor muyum? Bize başvurdunuz. Yönetmelikte bazı kurallar var. Ne temizlik eksikler mesela. İşte evdeki olması gerekenler, belli temizlik kuralları. Bunları sağlayacağınızla taahhüt ediyorsunuz. Ondan sonra size bu belge veriliyor. Tapunuzu gösteriyorsunuz. O işte o konut iskan belgenizi vesairenizi gösteriyorsunuz. Bunlar tamamlıyorsunuz. Biz size o belgeyi veriyoruz. Peki sonra günlük gecelik bildirim sistemine dahil oluyorsunuz. Karakola oteller nasıl bildiriyor? Siz de bu gecelik bildirim sistemine dahil oluyorsunuz. Online bir bildirim zaten. O gece kim kalıyorsa evinizde onu bildirmekle yükümlüsünüz. TC kimliğini. TC kimliği. O bilgileri var. GBT bilgileri. Onları otomatik sisteme yüklüyorsunuz. Online zaten. O sistem onu kontrol ediyor. Bir sıkıntı varsa müdahale oluyor zaten. Bunu da yaptıktan sonra vergi beyannamelerinizi vereceksiniz. Normal bir şey. Bir gelir elde ediyorsanız vergisini vereceksiniz. Bu kadar. Bunun dışında bir şey yok. Peki mesela denetlemesi nasıl olacak? Ben peki size öyle söyledim ama öyle yapmıyorum mesela. Aldım belgeyi de. Belgeyi aldığınız zaman zaten biz sistemin çalışıp çalışmadığını görüyoruz. Nasıl olacak? Hayır, mesela alıyorsun. Bahsettiğiniz temizlik kriterlerine uymuyorum. Şikayet gelir. Şikayet gelirse biz denetleriz. Zaten hemen şikayet gelir, merak etmeyin. Öyle mi? Tabii. Vatandaş şikayet eder. Peki bununla ilgili mesela şu anda ciddi bir havuz var. Binlerce konut bu şekilde kullanılıyor. Bu bahsettiğiniz kurallara uymadan kullananları nasıl denetleyeceksiniz? O ihbar ediliyor, merak etmeyin. Sizi komşunuz ihbar eder. Yani komşunuz istemez zaten böyle bir şey. Bakar, sizde turizm konut belgesi yoksa dışarıya asıyorsunuz ya onu görecek zaten. Bu belge olmadan... Bunun cezası ne Sayın Bakan?
Kademeli cezası var. İlk etapta 100 bin lira ceza uygulanıyor. Süre veriliyor düzeltmeniz için. Süre bitiminde düzeltmediyseniz cezanız artarak devam ediyor. 1 milyon liraya kadar çıkan hem işleten hem de satışa aracılık edenler için uygulanan cezalar var. Şimdi müstakil villa ve bungalov konutlarının çok fazla olduğu bölgelerde mağduriyet yarattığına inanan izleyicilerimiz varmış. Size yorumlar yazmış. Bununla ilgili bir düzenleme gelecek mi diye soruyorlar. Şimdi ilk etapta bir görelim. Bakın bir filmi çekelim. Şimdi önce bir kayıt altına girsinler. Şimdi elimizde hiçbir veri yokken bir düzenleme yaptık. Şimdi bir veri çıksın, değil mi? Bir görelim nasıl çalışıyor, nasıl işliyor. Tekrar bir düzenleme yapılır gerekirse. Ama şu anda öncelikli olarak bir veri elimize gelsin istiyoruz. Ondan sonra bir izleyelim. İlk kurallar yerleşsin, sistem çalışsın. Bize birkaç ay izin versin, sistem çalışsın. Zaten başvuru süreleri devam ediyor. Sezona kadar da o başvuru sürelerini açık tutacağız zaten. Önce bir kayıt altına girsin. Daha önce otellerde de bu sıkıntı vardı bakın. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli otel 4500 civarındaydı. Belediye belgeli oteller de vardı biliyorsunuz. Onlar da 7000 civarında olduğu söyleniyordu. Belediyelerden bize gelen rakamlar. Sonra biz bir yasal düzenleme yaptık. Dedik ki belediye belgesi almaya devam edin ama belediye belgesi alanlar bizden de belge almalı. Yani bakanlığa da gel. Bir gecede 7000 sayısı 17000 oldu. Tabii bir gecede. 10000. Tabii 17000. Ya 10000 arttı. 10000 kayıt dışı hiç ortalık gözükmeyen işler. Biraz daha ince ayarladık. Hiç basit belge verdik onlara çabuk sisteme girsinlerdi. O basit belgeyi bile almayan 4000 tane daha bulduk. Şimdi onları tek tek belge almaya zorluyoruz. Dediğim gibi yani önce bir şu kayıt altına alalım. Neyin ne olduğunu görelim. Ona göre düzenlemeler devam edebilir. Önce ama anlayalım neyle karşı karşıyayız. Artık hepsi bakın Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak konaklama tesislerinin tamamı bakanlıktan belgeli olmak zorunda ve bunlar bakanlık denetimine girmek zorunda. Bu eşitlik ilkesi açısından önemli. Sosyal güvenlik açısından ve ülke güvenliği, emniyeti açısından da çok çok önemli. Bir de sosyal adalet adına herkes vergisini vermeli. Bu barışı sağlamak zorundayız. İnşallah bu yıl içinde bunları düzene sokmuş olacağız. Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün ataması ne zaman kararını verdiniz? Nasıl oldu? Bir dirençle karşılaştınız mı teşkilatlarda? Yani Tamer Bey için değil de Tan için biraz karşılaşmış olabilirsiniz bence ama bilmiyorum tabii. Yani çünkü o dönem hiç kimsenin beklemediği bir atamaydı. Özellikle Tan Sağtürk. Yok bu yeni dönemde ben de biliyorsunuz liyakatla gelen. Hani sektöründe başarılı olduğu için Cumhurbaşkanlığı sisteminde sektöründe başarılı olan insanlar bu tarz görevlere getiriliyor. Aslında tam da sisteme uygun bir atama yaptık. İkisi de çok beğendiğim, çok başarılı bulduğum arkadaşlar. Hem eğitim geçmişlerine bakıyorsunuz hem yaptıklarına bakıyorsunuz. Tam tersi Tan'la ilgili biz çok çok olumlu. Öyle mi? Çok olumlu aldık. Yok yani liyakatıyla ilgili zaten bir şüphemiz şeyi yok ama yani. Ama %100'e yakın olumlu karşılandı. İki arkadaşım da çok başarılı. Bundan sonra da bu tarz atamalara devam nasıl edeceğiz. Nasıl karar verdiniz? Yani Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk ismini? İkisi de zaten Tan bizde görevliydi. İstanbul'da görevliydi. Onu yakinen tanıyorduk. Tamer Karadağlı da benim izlediğim. Şimdi Tamer Karadağlı'nın geçmişine baktığınız zaman bakın Bilkent Tiyatro Bölümünden mezun. Bugün Shakespeare İngilizce oynamayı başarabilen çok dolu bir insan. Biz de hiç de beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Yani sadece kendisiyle birlikte getirdiği, göreve getirdiği arkadaşlar da çok başarılı. Konusuna çok hakim insanlar. Çok geçmişte bu işe çok fazla kariyerini vermiş insanlar. Biz de bakanlık olarak sonuna kadar arkalarındayız. Peki onların yaptığı atamalarda mesela atadıkları insanların ideolojik şeyleri, durumları, siyasi düşünceleri... Bunlar mesela bunları aşmada sorun yaşıyorlar mı? Böyle şeyler geliyor mu önünüze? Valla herkes sanat adına bir şeyler yapmak için geldi. Harfiyen de sanat adına yapmak için çabalıyorlar. Aslında ortamın burada öyle olmadığını anlatmakla uğraşıyorlar diye düşünebilirim. İnşallah çok başarılı sonuçlar alacağız o arkadaşlarımızda ve onların beraberinde getirdiği arkadaşlarla beraber. Kendi atamalarını da yapmaya başladılar aynı zamanda değil mi? Evet, kendi atamalarını yapmaya başladılar. İtiraz ettiğiniz atama var mı onların yaptığı? Yok, hepsi çok düzgün insanlar getiriyorlar. Bizim de hep transfer etmeyi arzuladığımız arkadaşları getiriyorlar. O açıdan bir sıkıntı görmüyoruz. Siz ilerleyen dönemlerde de böyle görevlendirmeler yapacağım yapacağız dediniz. İnşallah. Var mı şu anda aklınızda? Yakın bir tarihte yaparız inşallah. Nereye? Onu söyler misiniz mesela hangi? Sanat dallarında yapacağız. Sinemayla ilgili? Olabilir. Belki bir haber verirsiniz burada duyarız biz de diye zorluyorum ben de. Şimdi İstanbul'la ilgili size şeyi sormak istiyorum. Şimdi Ayasofya konuştuk ama İstanbul... Dünyanın göz bebeği bir şehir ve her tarafta tarih fışkırıyor. Ve bütün dünyanın gözü burada. Ama gelin görün ki İstanbul'un başında çok büyük bir dert var. O da büyük bir deprem riski.
Şimdi siz ülkenin Kültür ve Turizm Bakanı olarak bilim insanları da sürekli söylüyorlar ki tarihi yarımada bu anlamda ciddi bir tehdit altında da, yani riskli bölgelerden bir tanesi. Nasıl bir hazırlık çalışması yürütüyorsunuz? Bakanlığın içerisinde bu ne derece gündemde? Biraz bunları bize anlatır mısınız? Şimdi bakın maalesef sadece İstanbul'un sorunu değil, birçok bölgenin sorunu. Size Antakya'yı da soracağım. Sizin bölgeniz. Biz Elazığ depreminden sonra böyle bir çalışma yaptık aslında. İlk etapta ne yaptık? Acil müdahale ekiplerini oluşturduk. Yani her şehrin body şehrin şehirlerini oluşturduk. Tek noktada değil. İyi ki öyle yapmışız. Yani hem yakın noktada hem uzak noktada body şehirlerini oluşturduk. Acil müdahale ekipleri. Yani bizim bakanlığımızda hangi müze depremden zarar görürse hangi illerdeki hangi birimler müdahale edecek, yani hangi müzelerden ekipler kaydırılacak, güvenlik görevlileri dahil olmak üzere hepsi belli. Bunlar hepsi Elazığ depreminden sonra yaptığımız bir çalışmaydı bu. 2020'deki Elazığ depreminden sonra. Sistemi de çok iyi test ettik. Bu 6 Şubat depreminde test ettik. Biz yani kamu dairelerinde kendi sorumluluk birimlerimize en hızlı intikal eden ekipler bizim ekiplerimiz oldu. Yani İzmir'den hangi birim Malatya'ya hareket edecek veya Hatay'daki müzeye hareket edecek biliyorduk biz. Ve sistem çok iyi çalıştı. Hiç bizden onay almadan kendi hazırlıklarını yaptılar. Hızlı bir şekilde intikallerini yaptılar. Çok kısa bir sürede biz kendi güvenlik görevlilerimizle ve müze uzmanlarımızla müzelerimizi devraldık. Tabii o bölgedeki kolluk kuvvetleri müdahale oluyor deprem olduktan sonra gün ağarması birlikte, ama o arada biz hızlı bir şekilde onların çünkü çok yoğun işler olacak. Biz kendi ekiplerimize devraldık. Kendi sorumluluklarımızı kendimiz devraldık. Sistem birinci kısmı bu. İkinci kısmı tabii ki çok çok önemli. Mevcut müzeleri ve kültür varlıklarının yıkılmaması. Yıkılırsa diye ne yapıyoruz? Üç boyutlu haritalarını çıkarıyoruz. Başta ören yerleri olmak üzere müze ve noktalarımızdaki yani bir dijital taramalarını tamamlayabildiğimiz kadar tamamlıyoruz. Elimizde onların bir dijital kopyaları olsun istiyoruz. Yıkılan yeri tekrar ihya edebilmek için. Bu sadece kültür varlıklarımızla ilgili, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait kültür varlıkları için de bu çalışma yapılıyor. Üçüncüsü, periyodik kontrollere başladık. Belli periyotlarla aynı Ayasofya'da olduğu gibi güçlendirme çalışması yapıyoruz. Yani onların bilim kurulları oluşturuluyor. Onların öngörüleri doğrultusunda restorasyon ve onarım çalışmaları yapılıyor ve deprem güçlendirmesi yapılıyor. Bununla ilgili yönetmelikler, düzenlemelere gidiliyor. Hepsi bir önceliklendirme dahilinde sırayla yapılıyor. Şunu biliyor muyuz mesela? Topkapı Sarayı İstanbul'daki beklenen deprem senaryosunda nasıl bir risk altında, bunun önlenebilen kısmı? Yani sonuçta tarihi eser, bu yıkıp tekrar yapabilecek haliniz yok. Ya Topkapı Sarayı için 4 sene önce bizden çıktı biliyorsunuz. Milli saraylara devre oldu. Milli örnek saraylar, aklıma geldi tabii, diye söylüyorum. Topkapı Sarayı olduğu için. Milli saray çok geniş bir bütçeyle zaten müdahil oluyor. Orada şimdi depremi beklemenize gerek yok. Kayma da var. Biliyorsunuz deniz tarafındaki hatta tabii. Bir kayma var. Orada çok büyük bir çalışma yapılıyor. Güçlendirme yapılıyor. Kaymalar falan da zamanda niye olmuş? İşte zamanda mesela doğru kabul edilen yanlış bir restorasyon materyali. Beton. Biz şu anda restorasyonlarda en çok karşımıza çıkan. 60'lı yıllarda beton çok gözdeymiş. Bütün restorasyon çalışmaları betonla yapılmış. Ama beton dediğiniz normal Horasan harcına göre daha ağır bir malzeme. Ve yükünü arttırmışsınız. Yüzlerce yıl önce o yapıyı restore eden mimarlar, onların statik uzmanları o ağırlığa göre yapmamış ki, siz onun orijinalinden daha ağır bir yük bindirdiğiniz zaman içinde orijinal taş yapılarda çatlamalar ve çatlaklar arasında kış ve yaz geçişlerinde buzlanmayla ilgili yarıklar oluşmaya başlıyor. Bu da yapının çökmesine ve o ağırlık kaymasına sebebiyet oluyor. Topkapı Sarayı'nda da birçok noktada çatılar sökülüp betonlanmış, yükler betona çevrilmiş. O da işte öyle bir ağırlık bindirmiş ki yapıda genel anlamda bir kayma yaratmış. Şimdi onlar onarılıyor. Yani mesela Topkapı Sarayı dediğiniz için söylüyorum. Sadece o değil, biz yangın müdahale planlarına kadar yaptık. Sultanahmet Meydanı'ndaki birçok yapının yangın müdahale senaryolarını bile Büyükşehir Belediyesi ile de çalışarak, hani itfaiye araçları nereden girecek, itfaiye araçlarının girdiği noktalarda engel var mı, kapıları nasıl açacaklar, nasıl geçiyor, özel güvenlikli bölgeler, onların simülasyonlarına kadar bizde yapılmış durumda. Bakanlığa bağlı bulunan bildiğimiz yani tarihi yerlerde İstanbul'da en büyük risk nerede deprem açısından? Ya şimdi bizim bakanlığa bağlı mesela müzelerde biz çok ciddi şekilde ciddi bütçeler ayırarak restorasyon ve güçlendirme yapıyoruz zaten. Zaten depremlerde de görüldü, bizim hemen hemen yok denecek kadar az kaybımız oldu. Yani bizim kendi. Yani müze zarar gördü ama yıkılmadı, çökmedi. Çünkü depreme dayanıklı yapılmış. Statikleriyle ilgili sorunlar varsa zeminle ilgili, onlar şu anda analiz ediliyor. Onları da çözdükten sonra. Yani ben müzelerle ilgili çok çok büyük bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Ama kültür varlığı dediğiniz zaman bakın müzelerle sınırı değil. 6 Şubat depremiyle ilgili size söyleyeyim. 6 Şubat depremi bölgesinde aslında 11 şehir deniyor ama 17 şehir
sınırlarındaki yapılar etkilendi. 8000 üzerinde kültür varlığı etkilendi. Bunların zaten 1000 kadarı zaten kamu kültür varlığı. Diğerleri özel şahıslara ait yapılar. Mesela onunla ilgili Hatay, Antakya dediğiniz için Antakya ile ilgili çok özel bir çalışma yapıyoruz. Siz Antakya'dan da sorumlu bakansınız aynı zamanda. Antakya'dan kültür varlıkları olan 307 hektardan sorumlu bakanım. Orada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın özel koruma bölgesi ilan etti ve yetkiyi biz protokolle bize devretti. Yani oranın plan çalışmalarını ve yeniden inşası ile ilgili ana sorumluluk bizim bakanlığımızda. Çünkü orada kamu ile ilgili bütün kültür varlıklarının yeniden inşa projeleri hazırlandı. Hem Vakıflar Genel Müdürlüğü hem kamu kurumlarına ait ve bununla ilgili çalışma başladı. Biz ihalelerini de yaptık. Restorasyon, renovasyon çalışmaları. Ama bizim yapacağımızdan çok daha fazla özel mülkiyette yapı var. Onlarla ilgili bir yasal düzenleme hazırladık biz. Ve özellikle proje destek ve yeniden ihya destek programlarını, hibe destek programlarını proje destekte 5 katına, yeniden ihyada 10 katına çıkarttık hibe destekleri. Ve bütün vatandaşlara dedik ki siz bize başvurun, 750 bin lira işte eviniz varsa ve 750 bin lira proje desteği veririz. 750 bin liraya yaptıramıyorsanız veya kimseye güvenmiyorsunuz, bize gelin 750 bin liranın yerine biz size projenizi de yapıp veririz. Yani 750 bin lira hibe almazsanız projeyi biz yaparız zaten. Sonra da bir jenen önce yeniden inşa sürecini başlatın, 5 milyon lira hibe vereceğiz. Bu gastronomi veya otel yatırımıysa 12,5 milyona çıkarttık. Cami kilise gibi bir yatırımsa 30 milyona kadar çıkarttık. Hibe desteği bunlar, bakın kredi falan değil. Böyle çok yüksek miktarda bir proje destek programını başlattık. Bayağı da bir başvuru var. Başvuru süreleri kapandıkça yeniden açıyoruz. Vatandaşı bilgilendiriyoruz. Orada bir ikinci bir çalışma daha yaptık Antakya'da. O meclis meydan var ya, meclisin olduğu. Şu anda orada çalışma başladı. Oradan başlayıp Kurtuluş Caddesi var. 2.9 kilometrelik bir hat. Orayı komple biz üstlendik. Şu anda orayı yeniden ihya ediyoruz. Hedefimiz 2024 sonuna kadar oradaki çalışmaları bitirip arkeolojik kazı yapılması gereken yerleri kazacağız. Yeniden ihya edilmesi gereken binaların restorasyonunu yapacağız veya hibe desteği vermemiz gerekeni verip ayağa kaldıracağız. Orayı altyapısı ve üst yapısıyla örnek bir cadde haline getireceğiz. Sonra aşama aşama paralel caddelerinde devam edeceğiz. Ta ki 307 hektarın bu süreçte, 4 yıllık süreçte tamamını ayağa kaldırana kadar. Siz bir iş insanısınız. Türkiye'deki önemli turizm şirketlerinden bir tanesine sahibisiniz. Otelleriniz de var. Yani haliniz vaktinizde yerinizde. Benim bildiğim kadarıyla bir bakan maaşı var. 157 bin lira mı ne, öyle bir şey, ben yanlış bilmiyorsam. Maaş alıyor musunuz bakan maaşı? Yani bakan... Şey diye söylemiyorum, hani kanunen de hakkınız. Kimse size niye alıyorsunuz demez de merak ettiğim için soruyorum. Ben valla bakan maaşını şimdi sizden öğrendim. Ben maaşımın kaç lira olduğunu bilmiyorum. Zaten hiç ellemedim ben geldiği zamandan beri. İlk atandığım andan itibaren Mehmetçik Vakfı'na ve Disleksi Vakfı'na, ikisine eşit nasıl, şekilde. Kaç para bakan maaşı aldığınızı biliyor musunuz? Hiç görmediğim için hesabı yatıyor otomatik. Size sormadan mı veriyorlar bir yere? Hesabınıza otomatik yatıyor. Hmm. Aynı gün otomatik o iki vakfa. Sahiden bilmiyor musunuz? Bakan maaşını biliyorsunuz. Bak şu anda sizden duydum. Benim bildiğim o, ben de bilmiyorum. Bana da öyle bana bakan maaşı yatmadığı için ben duyuyorum. Ya benim dediğiniz gibi halim vaktim yerinde, ihtiyacım da yok. Zaten buraya bir maaş için gelmedim ben buraya. Önemli olan devlete olan borcum. Mehmetçik Vakfı'na mı başlıyorsunuz? Benim babadan gelen bir gelenek o. Benim babam en büyük bağışçılarından biriydi rahmetli. Biz de o geleneği kardeşler olarak sürdürüyoruz. Yani bir ağırlıklı öncelikli olarak Mehmetçik Vakfı'na. Sonrasında ben bakanlık döneminde tanıştım Disleksi Vakfı'yla. Onların da yaptıkları çalışmaları beğendiğim için bir kısmı da Disleksi Vakfı'na hibe ediyorum. Size çok özel bir soru soracağım. Şimdi bu soru aslında, yani cevap da vermeyebilirsiniz ama benim bildiğim Cumhurbaşkanı'nın böyle bir özellikle bakanlar kurulunda bıyıkla ilgili bir şey var. Yani bakanlara bıyık bırakın diyor. Hatta zaman zaman gazetecilere falan da söylüyor resepsiyonlarda. Siz mesela kaç yıldır bakansınız? 5,5 yıl oldu. Nasıl başardınız bıyık uzatmamayı bakan olarak? Bana bunu bir anlatabilir misiniz? Ama ben şu anda bakanlar kurulunda tek bakan değilim ki. Bak ya, Milli Savunma Bakanımız bıyıksız, Enerji Bakanımız bıyıksız, Ticaret Bakanımız bıyıksız, ama ben bıyıksızım, Adalet Bakanımız bıyıksız. Ama sırf bu yüzden bıyık bırakan bakanlar var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı öyle istiyor diye. Yani, önceki dönemde bir sizdiniz. Başka kimse yoktu benim bildiğim. Niye? Hulusi Paşa vardı. Ha evet, vardı. Vardı. Hiç şey olmadı mı Cumhurbaşkanı? Hani size de ya Mehmet Bey. Yani bakın, bir yanlış algı var en başından beri. Cumhurbaşkanımız hiç kimseyi bir şey zorlamaz. Ha, o hoşuna giden bir şeyi söyler. Ama hiç kimseyi zorlamaz. Öyle bir, siz o şehir efsanesi, ben size sana zorlandığıyla alakalı şey, şehir efsanesi. Hoşuna giden bir şey varsa sorar. Hiç denediniz söyler. Mi? Ben çok eskiden bırakmıştım, yakışmamıştım. Hem beni yaşlı gösteriyor. Hem de ben bakımı zor, ben takı da takmam kolay kolay. Sadece öyle mi? Takı takma, hiç takı takmam. Çünkü alışık değilim. Şimdi Galata Kulesi ile ilgili sorular var. Galata Kulesi'nde şu anda tam ne durumda? O bir meşhur bir hilti krizi vardı.
Oraya siz bir cevap verdiniz. Yani orada olup bitenlerle ilgili bir açıklama yapıldı. Şu anda oradaki durum ne? Bakın, Galata Kulesi çok başarılı bir restorasyondan geçti. Orada da biliyorsunuz başka sıkıntılar vardı. Çökmeyle ilgili vesaire ilgili. Tuvalet vardı onun dibinde bir tane. Şimdi bakın, dünyanın en önemli yapılarından birine sahipsiniz. Kafeterya, restoran, personel soyunma odaları, muhasebe kayıt ofisleri ve boğaz manzaralı tuvaletler olarak kullanıyorsunuz. Şimdi biz ne yaptık? Gereksiz bu ünitelerin tamamını çıkarttık. Orayı A'dan Z'ye restore ettik. Şimdi müze, kule müze sınıfına getirdik. Biz diyoruz ki bu ticari yapılar bizim işimiz değil. Oradaki restoran, kafeler çevresinde var. Onlar şu anda bundan sebeplensinler, faydalansın. O onların işi, bizim işimiz değil. Biz orayı cazibe noktası haline getirin. Güzel bir müze yapalım. Daha fazla ziyaretçi almasını sağlayalım. Bir tek restorasyona bir ara vermiştik. Ebabil kuşlarının göç dönemine denk geldiği için. Şimdi ebabil kuşlarının göç dönemi bittiği için bu dönemde tekrar iskele kuruldu oraya. O külahı değiştirmemiz gerekiyor. Külahın altındaki onarımları yapıp o göç dönemi başlayana kadar, Nisan sonuna kadar inşallah, Mayıs'a kadar o ebabil kuşlarının göç dönemi bitmeden külahı eski yerine onarıp koyacağız yeni haliyle. Ve iskeleyi de sökeceğiz. Tek eksik kısmı orasıydı. Orayı da tamamlıyoruz ve bitiriyoruz. Bakın, bir şeyi düzgün yaparsanız, güzel yaparsanız ilgisi de o kadar fazla oluyor. Bakın, eskiye göre biliyorsunuz bizim Türklerden bir talebimiz olmuyor. Müze kartla bütün müzelerimize girebiliyorlar. 60 lira. Zaten 18 yaş ücretsiz. 65 yaş üstü ücretsiz. 60 lirayı 2019 yılında sabitledik. Bundan sonra da arttırmayacağız dedik. Sembolik bir ücrette kalsın dedik. Sınırsız giriş hakkı veriyor. En az 2 kere giriş hakkı veriyor. Bütün 300'den fazla yere giriş hakkı veriyor. Turistlerle ilgili fiyatları da her sene düzenledik. Bakın, çok ciddi fiyatını yükseltmemize rağmen bugün baktığımız zaman Topkapı Sarayı'ndan ve Ayasofya'dan sonra en çok ziyaretçi alan yer İstanbul. Galata mı? Evet, Galata Kulesi. Demek ki bir şeyi düzgün yaparsınız, karşılığını fazlası alır. Ha, biz bu gelirleri almalı mıyız? Almalıyız. Bakın, siz yurt dışına gittiğiniz zaman, yabancı ülke, bu tarz yerleri ziyaret ettiğiniz, ikonik bir ibadethaneyi Ayasofya gibi ziyaret ettiğiniz zaman veya bir müzeyi bedelini ödüyor musunuz? Tabii. Çatır çatır ödüyorsunuz. Onlar da bize geldiği zaman bedelini almalıyız. Zaten bu tahsil ettiğimiz gelirin tamamını yeni arkeolojik kazılar ve restorasyonlar için kullanıyoruz. Çok daha fazlasını, ama biz bunların gelirlerini arttırdıkça aslında kalıcı bir sistem kuruyoruz. Bizim yapmak istediğim benim bu dönemde bu sistemi, gelirlerini arttırmak, hem vakıflarımızın gelirlerini arttırmak hem bu tarz akarların gelirlerini arttırmak. Ki bizden sonra da sürdürülebilir bir restorasyon programı devam etsin. Kazı programları devam etsin. Kendi kendine yeten bir sistem olsun. Bu potansiyel var. Sadece XYZ endişelerle yerine getirilememiş. Aslında bu cesur adımları atmamız lazım. Hem çok düzgün şekilde restore etmemiz lazım. Aynı bizim şu anda 170, 144+32, 176 kazı noktasında yaptığımız gibi bütün restorasyonların arkeolojinin altın çağını ilan edip buraları ziyaretçi çekim noktaları haline getirip yüksek gelir elde edip buraların kendi akarlarıyla dönmesini sağlamamız gerekiyor. Yaptığımız işlem bu. Galata Kulesi'de de çok başarılı. Sonrasında Kız Kulesi'ni yaptık biliyorsunuz. Orada evet, da bayağı dedikodusu çok oldu. Halbuki biz hiçbir şeyi kendi başımıza yapmıyoruz bakın. Saydığım bilim kurulu hocalarıyla yapıyoruz. Alanı da çok uzman. Kabul Nasıl belirliyorsunuz mesela bilim kurulunda kimin onların kariyerleri belli zaten. Toplumda, yani bu alanda diğer hocalar tarafından da kabul görmüş insanları ve hiç de ideolojik yaklaşımına bakmadan seçiyoruz. Liyakatına bakıyoruz. Bu sektörde, bu bilimde kabul görmüş insanları tercih ediyoruz. Bilim kurulunda da onları, zaten onların onaylamadığı bir şey yapmıyoruz. Onların onayını bir şekilde alarak devam ediyoruz. Size festivalleri soracağım. Geçen sene sürekli Türkiye'de iptal edilen festivalleri konuştuk bir dönem. Böyle bir veri var mı? Mesela kaç festival iptal edilmiş Türkiye'de? Bir de gerçekten, şimdi siz Bakanlar Kurulu üyesisiniz. Neticede olup bitenden de haberdarsınız. Gerçekten alkol yüzünden mi iptal ediliyor festivaller? Ya bakın, şimdi şöyle bir şey var. Ben de öyle bir algı yapılıyor ki sanki festivaller, müzik etkinlikleri hepsi iptal ediliyor. Bakın, ben İçişleri Bakanlığımızdan yine rakam istedim. Benim karşıma yine mecliste soracaklar diye. Özellikle muhalefet tarafından bu çok işleniyor. Dedim, ne kadar etkinliğe izin verdiniz resmi olarak, ne kadar iptal yaptınız. Bakın, 2023 yılı verisi, son veri olduğu için söylüyorum. Yaklaşık 4700 etkinliğe izin verilmiş. Bu 4700 etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kendi mekanlarında yaptığı etkinlikler dahil değil. Bunlar artısı. 4700 etkinliği içinde toplam 2023 yılındaki valilikler tarafından yapılan iptal sayısı 46. Baktığınız zaman %1. Anlatabiliyor muyum? Ha, yöresine göre öf ve adetler ve oradaki bazı yaklaşımlara, yani her yörenin farklı yaklaşımları, farklı hassasiyetleri. Bu hassasiyetlere göre bazı iptaller gerçekleşebiliyor. Ama oran olarak baktığınız zaman
Bak, Kültür ve Turizm Bakanı etkinliklerini bir tarafa park ediyorum. Onlar zaten iptal yemiyor. Diğer özel sektör tarafından yapılan izin verilmiş 4700 etkinlik içinde toplam iptal sayısı 46. Ve ben inanıyorum ki zaten buradaki kurallar, hassasiyetler oturmaya başladı. Her sene bu rakam daha da aşağılara giderek devam edecek. Yani öyle algılatıldığı gibi yoğun bir iptal söz konusu değil. Hiç böyle bir konuşma oldu mu? Mesela yani alkol yüzünden iptal edilmiş bir festival var mı? Valla alkol diye iptal edilmez. Bakın, o çevreye rahatsızlık veriyorsa iptal edebilir veya orada bir hassasiyet oluştuysa toplumda iptal edilebilir. Zaten oranından anlıyorsunuz bakın. Bir şeyin oranı size en güzel göstergedir. Dedim ya, bu sene %1 ve geçmişe de baktım ben, hep %1 civarları. Bir tek yoğun iptal ne zaman oluşmuş biliyor musunuz? Pandeminin en yoğun olduğu sağlık sebepli 2020'de orada oran yükselmiş. Ama tabii ki normal, pandemi verisi yükselince otomatikman valilik o bölgede iptal yapıyor. O sağlık sebepli 2020'de bu oran yükselmiş. Ama onun dışında hep %1, %1.3, 1.2 hep bu çerçevede gitmiş. Bundan sonra da azalarak devam eder diye düşünüyorum. Şimdi bu halk plajları meselesi bir dönem çok soruldu. İşte kıyılarda tesisler var, tamam turizm olsun, ama bir yandan da insanların kendi bölgelerinde, o bölgelerde, kendi memleketimiz, denize girebileceğimiz ücretsiz plajlar olsun diye. Bu manada bir çalışma var mı? Yani geçenlerde bir Kültür Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Yaz ortası, yaz sonu gibi. Halk plajlarının sayısının arttırılması anlamında nasıl bir çalışma yapılıyor? Böyle bir hassasiyet var mı? Bir izleyicimiz sormuş, ona bakıyorum ama bulamadım. Nüfusa göre halkın ücretsiz denize gireceği plaj oranı nedir diye sormuşlar. Böyle bir veri var mı? Şimdi şöyle bakın, biz turizmin yoğun olduğu, popüler olduğu noktalarda böyle bir çalışma Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak başlar. Zaten anayasa gereği bütün plajlar halka açık. Şimdi ücretsiz halk plajından kastımız hizmet alabilecekleri plajlar yaratmak. Yani zaten plaj açık ama yani siz herhangi bir plaja gidip havlunuzu atıp denize giriyorsunuz. Ama amaç o değil ki, vatandaşın 5 yıldız kalitesinde hizmet almasını da sağlamamız gerekiyor. O yüzden biz bakanlık olarak şu anda popüler destinasyonların olduğu yerlerde, yoğunluğun çok olduğu yerlerde hazine arazilerini tespit ediyoruz. İşgal edilmiş hazine arazileri varsa onları da tespit ediyoruz, tahliye ediyoruz. Özel sektör tarafından işgal edilmiş arazileri, onları tahliye ediyoruz ve hepsini 5 yıldızlı ücretsiz halk plajı haline getiriyoruz. Yani burada ücretsiz halk plajından kastımız hizmet alabilecekleri. Yoksa plaj diye bakıyorsunuz, bütün plajlar halka açık. Ama biz hizmet alabilecek, yani 5 yıldız konforunda duşu, soyunma kabini olan veya çok cüzi ücretlerle işte şezlong, yeme içme gibi hizmetler alabileceği noktalar yaratmak. Siz plajlar halka açık diyorsunuz ama Bodrum'da biliyorsunuz, Bodrum'da öyle her istediğiniz yere gidip orası beach diyorlar ya, şimdi plaj, evet. Gelin denize gireyim deseniz kapıda döve döve kovuyorlar. Yani şikayette bulunursanız o dövenleri de yani, paketleriz biz de, öyle değil o işler. Şu anda yani adı plaj olan her yere vatandaşın ücretsiz girebileceğine inanıyor musunuz? Bakın önemli olan girmesi değil, hizmet alması. Bir şey girmeniz, hani bir iddia ile girmeniz. Ben girmekten bahsediyorum. Tabii girer normalde, hayır giremediğiniz zaman şikayet edersiniz. Gerekli. Almak zorunda var mı? Kanunen almak zorunda. Yani o Bodrum'da mesela 1000 liraya lahmacun satılan plajlar dahil mi söylediğinize? Tabii bakın, kıyı kentleri anayasa gereği herkese açıktır. Siz giriş yapabilirsiniz. Bu kanun gereği budur. Ama oradaki şezlongu kullandırmaz. Şey. Hizmet alamazsınız. O ayrı bir konu. Ama tabii o apayrı yani, bir Kültür konu. Kültür Turizm Bakanı şunu diyor mu? Yani herhangi bir, bu ülkede herhangi bir plaja giremeyen vatandaş bize söylesin. Hizmet başka ya bir bana şey. Bana söylemesine de gerek yok. Beni o ulaşması o kadar kolay değil. Git herhangi bir suç duyurusunda bulunsun. Hemen müdahale olur. Kanun işlem de yapılır orayla ilgili. Ama bakın, biz bu tarz stresli şeye de gerek yok. Biz zaten o popüler plajların, duydunuz geçen sene, popüler olan noktaların hepsinde tek tek alanları tespit ediyoruz ve ücretsiz halk plajı açıyoruz. Her yılda 5-6 tane bu noktaları açıyoruz. Yani herkesin rahat kullanabileceği ama hizmet de alması önemli. Yani sizin bir yere havlu atmanız bir sorununuzu, ihtiyacınızı çözmüyor ki. Sizin orada hizmet de alabiliyor olmanız lazım. İşte biz o kısmında devreye giriyoruz. Hizmet alabileceği noktalar yaratıyoruz ve en popüler noktalarda yapıyoruz. Bodrum'da da yapıyoruz, Antalya'da da yapıyoruz. Bir seri olur. Belediyelerin de yapması gereken bir şey. Belediyeler de yapıyordur. Ama biz bakanlık olarak böyle bir vazifeyi üstlendik. Son 5 yıldır bunları yapıyoruz ve sayılarını arttırarak bütün Türkiye'ye yayıyoruz. Şu Bodrum'da 1000 liraya lahmacun satan mekanlar sizi de rahatsız ediyor mu? Bakın, benim için neyi kaç lira sattığı değil, fırsatçılık yapıp yapmaması önemli. Sezon başından sezon sonuna kadar 1000 liraya satıyorsa ne hala. Ama fırsat olan dönemde yükseltip indiriyorsa bu benim hoş bulduğum, doğru bulduğum bir çalışma değil. Yani 1000 liraya satan da var, yanında 50 liraya satan da var, 100 liraya satan da var. Yani vatandaş da ona göre hizmet alacağı yeri belirler. O ikisi ayrı bir konu. Ama fırsatçılık yanlış. Yani bizim mücadele ettiğimiz şey aslında fırsatçılık. Yani sen 1000 liraya satıp her gün 500 liraya satıyorsan bunun adı fırsatçılık. O olmaması lazım. Onun dışında istikrarlı bir şekilde siz alıcı buluyorsanız ve onu istikrarlı bir şekilde uyguluyorsanız. Size en çok şey soruluyor. Özellikle Antalya'ya, siz kendi iç turizme yönelik dediniz ki kışın da Antalya'ya gelsin insanlar. Kışın Antalya'da ne yapacak insanlar gelip?
Şimdi bakın iklimi çok güzel Antalya'nın. Kışın da iklimi müsait. İşte o yüzden arkeolojik noktalarını hızlı kazı programlarıyla genişletiyoruz. Ören yerlerini ve ziyaretçi kabul edecek. Çünkü kültür amaçlı gelen turistler deniz, kum, güneş için gelmiyor. Sadece Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül gibi dönemlerde gelmiyor. Onlara aydınlatma sistemleri de koyuyoruz. Hani yazın gece de ziyaret edilebilsin ama kışın özellikle ilkbaharda ve sonbaharda ziyaretçi alabilsinler. O zamanda da gelsinler diye yapıyoruz. Artı dedim ya, golf turizmi çok önemli. Antalya'da golf turizmi olan noktalarda 12 ay turizm oluyor zaten. Hava köprüsü de açık oluyor. Şimdi biz zaten ne yapıyoruz? Birçok bölgede golf turizmini yaymaya çalışıyoruz. Orada işte Manavgat'ta da bir golf alanı yapmaya çalışıyoruz. O tarz noktalarda golf turizmini yayıp 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Şu anda göstergeler, yani deniz, kum, güneşle ön plana çıkan bütün ülkelerde sezon uzatılmasında en etkili yöntemin golf turizmi olduğunu gösteriyor. Çünkü golf turizmin geliş tarihi sezonun düşük veya ölü olduğu dönem. Tam ters dönemde. Sezon yüksek olduğu dönemde de gelmiyorlar. Hava sıcak olduğu için. Yani ihtiyaç olan dönemde geliyorlar. Hava trafiğinin açık olmasını sağlıyorlar. Bir de bir golf sahası en az 2-3 tane büyük otele hizmet ediyor. Ve uçağın yarısını golfçüyle doldurabiliyorsunuz. Çünkü onların golf çantaları olduğu için uçağın bagaj kapasitesi de oluyor. Tamam. Yarısını da normal yolcuyla doldurmanız lazım. Yani hava trafiğini açtıktan sonra diğer otellerin de nasiplenmesini sağlıyorsunuz. O açıdan çok faydalı. Özellikle Avrupa'da müze gezilirken ilkokul çağındaki çocukların ciddi anlamda eğitimli müze gezdiklerini görüyoruz. Türkiye'de ise böyle bir kaotik bir müze gezişi var. Bu anlamda mesela Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte öğrencilerin müze gezmeleri, gördükleri şeyi anlamaları, böyle bir eğitim seferberliği planlaması hiç yapıldı mı? Yapılıyor mu? Ya bu eğitim programı var. Müzede eğitim gelen okullar da var. Öğrenciler geliyor. Zaten biliyorsunuz öğretmenlerin biz geçen dönemde onları ücretsiz hale getirmiştik. Yani öğretmenler her dönemde geçsinler, müzeyi anlasınlar, sonra öğrencilerini de getirsinler. Öğrenciler 18 yaş altı zaten ücretsiz. Onlar girebiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gezi programlarında da bu var. Eğitim alma amaçlı gelebiliyorlar. Müzelerimizde eğitim alabiliyorlar. Çalışma noktaları da var. O eğitimlerin hepsini veriyoruz zaten. Ama bunun kampanya şeklinde dolaştırılması güzel olur. Şu anda biz onu sinema için yapmıştık. Son 2 senedir. Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın kampanyası. Bu, evet, müzeye gitmeyen öğrenci kalmasın kampanyası da olabilir. Bunu not ediyoruz şu anda. Evet. Güzel bir fikir verdiniz. Vallahi ne mutlu bana. Size 1 saat 20 dakikadır seri soru soruyorum. Siz de 1 saat 20 dakikadır cevap veriyorsunuz. Ben biraz hızlı konuşuyorum zannederim. Siz benden fena konuşuyormuşsunuz yani. Evet, doğru. Çok teşekkür ediyorum. Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aslına bakarsanız işte büyük deprem, arkasından Rusya-Ukrayna savaşı, geçen sene yani Türkiye açısından da dünya açısından da bir hayli sorun yaşandı. Önümüzdeki sene büyük bir felaket olmazsa ki inşallah olmaz. Hedefiniz ne? Nasıl bir yıl sonu ya, turizm verisiyle kapamak gelir olarak bakacak olursak 59.6 milyar dolar orta vadeli programda bir gelir hedefi var. Hani yeni gelişmeler, bölgesel krizler ve dünya krizleri olmasa biz bu hedefi rahatlıkla tuttururuz. Şu andaki rezervasyon akışları da, erken rezervasyon akışları da bunu gösteriyor. İnşallah biz, ben tabii özellikle 2023'teki rekor gelir elde etmekteki ısrarlı ve sabırlı, inançlı davranışlarından, tutumlarından dolayı bütün sektörümü tebrik ediyorum. Onlara da buradan şükranlarımı sunuyorum. Hiç pes etmiyorlar. Her türlü şeye rağmen onlar da alıştılar mücadele etmeye. Ama bu seneki yani... İşte 54 milyar dolar, 60 milyar, %10'luk bir artış çok rahat başarabileceğimiz bir artış. Yeter ki bölgesel krizler büyümesin, dünyada farklı krizler çıkmasın. Ama dediğim gibi biz artık bahanelere sığınan bir ülke değiliz sektör olarak, turizm sektöründe. Olumsuzluklar her zaman olacak. Biz inşallah onları başka iyi giden noktalarla telafi ederek süreci arttırarak devam ettireceğiz. Şey çok iyiydi. Bu coğrafyada yaşıyorsanız bunların hepsine hazırlıklı olmaz. Yani geçmişte de var, günümüzde de var, gelecekte olacak. De var. Önemli olan bağışıklık kazanmanız. Sayın Bakan çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta Salı günü akşam tekrar burada olacağız. Hoşçakalın.